Sesimiz tamam. Tekrar hoş geldiniz. Cumartesi günü yoğun trafikte ve serin havaya rağmen burada olduğunuz için teşekkür ederiz. Derya Yücel ben. Semiha Berksoy Katalog Rezone'nin editörüyüm. Aynı zamanda da şu anda içinde bulunduğumuz Semiha Berksoy Aşk'la Semiha Berksoy sergisinin de küratörüyüm. Semiha Berksoy Katalog Rezone sanatçının bugüne kadar bilinen hemen tüm yapıtlarını içeren geniş kapsamlı ve içerikli bir kitap olarak hazırladık. Birkaç yıldır üzerinde çalışması devam ediyordu ve henüz yayınlandı. Aşk'la Semiha Berksoy sergisi de aslında kitaba paralel olarak hazırladığımız bir sergi olarak OART'ta gerçekleşti. Sanatçının Semiha Berksoy'un temsilcisi galerist, galeristin girişimleriyle, Odeo Bank'ın maddi manevi destekleriyle hayata geçen iki proje olarak bizi çok heyecanlandıran bir sonuç olarak ortaya çıktı diyebilirim. Kitabı aynı zamanda sergi içinde de inceleyebilme olanağımız var. Hem Türkçe hem İngilizce olarak ayrı iki yayın olarak ortaya çıktı. Onu söylemek istiyorum. Bugün de burada sevgili Zeliha Berksoy, Beci Baykan ve Melih Güneş'le birlikteyiz. Semiha Berksoy'un hem yaşamı hem sanatı üzerine gerçekleşecek ve sergi boyunca gerçekleşecek iki sohbetten ilki yine gerçekleştireceğiz bugün. Sohbet diyorum çünkü tabii biraz daha sohbet havasında da olsun istiyoruz. Ve başlayabiliriz eğer tabii sizler de hazırsanız. Başlayabiliriz. Zeliha'dan başlayalım. Aslında ben şu hemen bir soru sorup kenara çekilmek istiyorum. Biraz çok da bir açılış. Canım kenara. Evet, ben de söyleyebileceklerim tabii. Kitapta mümkün olduğu kadar tabii söylemeye tabii. Çalıştım. Şunu söyleyebilirim, bu kitabı üzerine çalışıyorken şunu fark ettim ben. Herkesin kendi Semiha Berksoy'u var. Yani Zeliha Hanım'la konuştuğumuzda o anılarından, anekdotlarından bahsederken hem anneden bahsediyordu, bir anaç bir anneden. Ama diğer yandan da profesyonel bir meslektaşınızdan da bahsediyor gibiydiniz. Evet. Ya da oğul beyle konuşurken nenem diye bahsediyordu ve bir nineden anılarını anlatıyordu. Yine diğer hayatında temas etmiş olan dostları, arkadaşları ve sanat profesyonelleri de aynı şekilde. Özür dilerim. Herkesin kendi Semiha Berksoy olduğunu hissettim ben bu süreçte. Oradan isterseniz devam edebiliriz. Yani sizin Semiha Berksoy'unuz diyebilirim. Yani Zeliha Hanım isterseniz sizinle başlayalım. Evet. Peki. Bir defa insan olarak çok şefkatli, çok köktenci, çok özgün ve çok hırçın. Yani kaprisli, zaman zaman son derece mütevazı, hele yakın dostlarının yanında. Mesela işte ona bakan insanın yanında onlara çok şefkatli, çok mütevazı. Fakat hoşlanmadığı, doğru ve düzgün bulmadığı insanlara karşı son derece acımasız ve sert onlara karşı. Doğru bildiğinden asla şaşmayan, böyle her şeyi kendi deyimiyle mihenk taşına vurup ondan sonra kararını verdikten sonra derdi ki kafamı kesseler ben başka türlü yapmam derdi. Yani illaki çok akılcı olacak, araştıracak neyin doğru olduğuna, ondan sonra doğru olduğuna kanaat getirdikten sonra onu kimse yolundan döndüremez. Hiçbir şekilde. Doğru bildiğini söyler. Her konuda doğru bildiğini söyler. Sanatta son derece acımasızdır. Hiç affetmez. Yani sanat konusunda o kadar tutkulu ki, müthiş tutkulu bir insan. Sanatta hiç böyle oyuna gelmez. Der ki öyle yazarlar, çizerler, kendi gözünle göreceksin der. Kendi gözünle görmedikçe neyin ne olduğu bilinmez der. Hani mesela ödül almış, şu olmuş, bırak sen onları der. Kendi gözünle gör, o zaman anlarsın der. Bunlar hep böyle annemin kendi tarzı, konuşma şekli. Hayvanlara karşı çok şefkatli. Bizim evde her zaman sokağın kedileri, kuşlar ve bizim evdeki köpekler, yani dakika şaşmaz onların yemek saatleri,
her şeyleri ona göredir. Sabahleyin kuşlara bir tayın ekmek onların hakkı der. Onlar ıslatılır, balkonun kenarına konur ve her sabah taze su kuşlara. Önce güvercinler, önce serçeler gelir, sonra güvercinler, sonra kargalar gelir. Kargaları çok sever. Bakardı böyle, aman şunlara bak derdi. Siyah ve kahverengi mesela. Nasıl bir yaratmış Allah, şu şıklığa bak derdi. Şu karganın şıklığına bak derdi. Bir de kargayı çok zeki bulur. Yani zekaya, akla son derece önem verir hayatında. Ondan sonra akşam 5'te de kedilerin yemeği. Onlar, yani her gruba yemekler var böyle. Böyle şefkatli, çok sevecen bir insan ama dediğim gibi böyle gelip de böyle ahkam kesenleri falan böyle bir dinler, sonra da siz de kafa bozuk kardeşim der arkasından. Der, o öyle değil o iş der. Siz de kafa bozuk kardeşim der. Kafa bozuk, geçin şimdi filan der. Yani dediğim gibi, yani hani hatır olsun diye ya da aman hadi ayıp olmasın şimdi öyle yapmayayım, öyle bir şey demeyeyim filan demez. Hiç katiyen anında cevabını verir. Hiç. O konuda gayet net yani. Ve de her zaman haklı çıkar. Biraz önce Melih'le de konuşuyorduk da, yani haklı, bana der ki mesela, bak der, eğer haklıysan bir işte sonuna kadar git der. Ama haksızsan kapatacaksın ağzını. O konuda hiç konuşmayacaksın. Ama haklıysan dibine kadar gideceksin der. Yani böyle bir karakteri var annemin. Çocukluğundan itibaren sanata çok meraklı. Yani sonradan böyle olmuş değil. Onun yaratılışında kendi annesinden de etkileniyor. Çünkü annesi de böyle hot couture resimler yapıyor falan. Çok zarif, ince bir kadın. Anneden de çok etkileniyor. Çünkü bunlar işte Çengelköy'de bir yalıda oturuyorlar. Annesinin böyle yatak odasında büyük bir masa var. Masanın üstünde işte annesi bir sürü şeyler yapıyor. Bunu da oturtuyor. İşte kumaşlar, danteller falan böyle onlarla haşır neşir. Onu yani böyle bir edinmiş 2-3 yaşında. Buna şarkılar söylediği falan. Sonra Birinci Dünya Savaşı'nda anne ölüyor İspanyol nezlesinden 26 yaşında. Ondan sonra bu anne büyük bir tutku oluyor ölümüne kadar. Yani onun ikonu annesi. Ona yapıyor resimler. Harikulade bir portresi vardır onun falan. Ama bu sevdası hep var. Mesela işte diyelim ki İstanbul'un o zamanki hayatı, 1925'ler, 20'ler ya da işte 16'lar falan. İşte ahbapların evlerine gidiliyor. Bu böyle bir çıkın yaparmış yerine bohça. İçine elbise melbise bir şeyler koyuyor. Gidiyorlar işte 12 yaşında, 13 yaşında onları çıkartıyor. Tiyatro oynuyor falan. Yani buna meraklı. Sonra lisede gittiği zaman şu taraftaki resimleri yapmaya başlıyor. Lisede çiziyor onları. İstanbul Lisesi'ne gidiyor. İstanbul Lisesi'ne giderken vapura biniyorlar. İşte konu komşu arkadaşları falan. Orada vapurdayken deftere böyle oradaki müşterilerin ya da işte gidenlerin karikatürlerini çizermiş. Böyle komik komik. Ya da arkadaşlarına her gün bir şey yapıyoruz. Mısır sanatına çok meraklı. Böyle Mısır böyle firavun yakaları yapıyor. İşte vapura öyle geliyor. Firavun yakası yapmış. Kendine böyle vapura geliyor falan. Yani hep böyle artist. Sonra lisedeyken 6 şubenin birincisi çok çalışkan. Evde dama çıkarmış. Şemsiye açar orada çalışırmış. Müthiş çalışkan. Ve derlermiş ki tarih dersini Semiha anlatsın. Tarihe meraklı. Öğrenci Semiha anlatsın bize tarih dersini derlermiş filan. İşte liseyi bitiriyor ama böyle duramıyor yerinde. Yani devamlı böyle işte etrafta o zaman da Albeda'yı var. Akademi yeni falan tabii. Bu tutuyor. İlk defa akademiye gidiyor. Ondan sonra nerede diyor müdür beyle görüşeceğim diyor. Gidiyor müdür beye. Namık İsmail müdür de. Kendi desenlerini gösteriyor. Buradaki desenleri gösteriyor. Diyor ki aman diyor çok güzel desen. Ben diyor kurdesuarı alayım diyor. Peki diyor bu. Ve hemen canlı modele geçiyor. Cansız model çalışmıyor. Sonra işte akademiye gidiyor geri falan. Bir gazetede bir şey okuyor. Diyorlar ki Darülbeda'yı sınav açmış.
hemen bu doğru darbedaiye gidiyor. Yani kendine böyle sanat, hani diyorlar ya sanatın birliği işte. Bu o sırada yapıyor bunu. Darbedaiye gidiyor Muhsin Ertuğrul'a. Ben diyor tiyatro sınavına girmek istiyorum diyor. İşte bir metin veriyorlar. Shakespeare'in Hırçın Kızı. Orayı da kazanıyor. Bu sefer hem tiyatro okuluna gidiyor hem akademiye gidiyor. Derken ben diyor bir de sesimi göstereyim bakayım hep sesimde ne var diyor. Doğru konservatuvara gidiyor. Orada da Cemal Reşit Rey'in kuzeni var. Ondan sonra o da yeni Viyana'dan gelmiş filan. Sesine bakıyor bunun. Aman Cemal diyor bunun müthiş bir sesi var diyor bunun diyor. Ne yapalım aman biz bunu alalım diyor. Ve kendine böyle bir düzen kuruyor. Daha 19 yaşında. 18-19 yaşında falan. Zaten sıska böyle. Böyle bir düzen kuruyor kendine. Tiyatro okulunu bitiriyor. Darbedaiye giriyor. Oyunculuk yapıyor filan. Bir yandan konservatuvarda Nimet Vahit Hanım'da çalışıyor. Konserler vermeye başlıyor. Bir küçük lidler falan söylüyor. Yani o tarihlerde düşünüldüğü zaman 1930'lar. Tabii bu Türkiye yani Cumhuriyet olmuş. 7 sene sonra bunlar oluyor. Tabii o zaman tabii İstanbul hayatında da çok böyle sanat hani en böyle fışkırdığı dönem 30'lar, 40'lar falan. Tabii zaten Atatürk müthiş destekliyor bunları. Yani böyle oluşuyor. Semiha Berksoy kendini bu şekilde oluşturuyor. Yani araştıran bir doğası var. Yani acaba bende bir şey var mı? Acaba bende ne var? Diye cesaretle gidiyor. Ve kendini bu şekilde oluşturuyor. Mesela çok enteresan bir mektubu var annemin. 15 yaşında mı 16 yaşında mı ne yazıyor bu mektubu. Çok sevdiği bir artist var bunun. Colin Moore diye bir Amerikalı artist. Saçları böyle Colin Moore. İşte gidiyor Kadıköy'de bu Çırpıcı Çayı'nda falan sinemalar oynanıyor. Oradaki bütün afişleri topluyor film bittikten sonra. Resimleri de rica ediyor alıyor böyle filmin artistlerin resimleri. Kendi odasına böyle bütün küçük bir odası var koyuyor. Colin Moore'un afişleri. Saçını onun gibi kesiyor. Ona benzetiyor. Derken kadına bir mektup yazıyor Hollywood'a. Diyor ki bana diyor bir resminizi gönderin diyor. Yani 17-18 yaşında resminizi gönderin. Kadının resmi geliyor. Ondan bir mektup daha yazıyor. Diyor ki ben diyor bir diyor film çevirdim diyor. İkinci filmime de başlayacağım diyor. Onun da adı Şeytanın Bacaklarıdır diyor. Filmin yönetmeni de Ertuğrul Muhsin diyor. Daha tiyatro okuluna bile girmemiş. Atıyor kadına. Ertuğrul Muhsin diyor. Film diyor Hollywood'a gelecek diyor. Siz diyor oradaki intibaları bana yazınız diyor. Kadın da görevlendiriyor. Ben de Hollywood'a geleceğim diyor. Ama fazla kalamam çünkü Münih'te operaya çıkmam lazım benim diyor. Ve ama enteresan bir şey 10 sene sonra Berlin'de festivalde oynuyor. Yani hayalini öyle, evet, yani korkunç bir şey daha o zaman nedir, daha tiyatro okulunda bile değil. Film çeviriyor, tiyatro ikinci filmine başlıyor, o da Şeytanın Bacakları ve diyor ki Amerika Hollywood'a geleceğim ama fazla kalamam diyor çünkü Münih'te operaya çıkmak lazım diyor. Yani çok enteresan bir yapı, tamamen böyle sanatla, kendini var etmekle. Ama var etmeden önce hani böyle aman ben bilmem ne olayım gibi bir özenti yok. Var etmeden önce ilk önce onun en yüksek otoritesine gidiyor, gösteriyor. Bende iş var mı? Ben bir şey miyim? İşte resme gidiyor, gösteriyor. Yani ben ressam olabilir miyim? Ya da konservatuvara gidiyor, sesini gösteriyor. İşte tiyatro sınavına giriyor, seçiliyor. Yani hepsinin böyle hem kendini bir sınavdan geçiriyor kendi kendini. Ondan sonra da daha çok böyle bilimsel, akademik olarak kendini yetiştirmek istiyor. Yani böyle tülat usulü, heveskar falan değil. İlla o ciddi olacak ve şeyli olacak yani köktenci olacak. Öyle şey istemiyor, laubali falan. Ve Semiha çok bakarsınız eğlencelidir, çok böyle keyiflidir, şarkılar söyler, anlatır falan böyle. Ama mesela bu resimleri falan çizerken gayet ciddi. Öyle bir şey yok yani. Gayet şeydir yani. Sonra mesela getirir resmi gösterir. Nasıl der? Beğendin mi der? Beğendim derim. Sonra da
mahzun ki. Ama derim, bak derim, şu köşesinde birbirinize orayı biraz düzelt bakar. Yoo der, bu resim bitti artık der. Bu resim bitti. Yani bir de gece resim yapar sabaha karşı, hiç uyumaz. Gece 8'de falan uyur, 14'te falan kalkar. İşte okur ve resim yapar falan. O şekilde bir hayatı var, kendine göre bir şeyi var, ritmi var. Yani şimdilik bunları anlatayım dedim ben, böyle anekdot evet, belki ilginizi çeker oldu diye. Yani o işini ciddiye almasıyla ilgili hemen üstüne söyleyeyim. Sırf resimle ilgili değil, şeyi hatırlıyorum. Bu bir rüyadır da sahneye çıkıyordu. Evet. Rolü en son evet kişiydi. Evet. Herkesten önce şeye gider, kulise gider, evet, giyinir. Evet. Sırasını bekler, herkesten önce giderdi ama. Evet, evet. Ve bir yandan da kulağı şeydeydi, sahneden gelen bakar seslerdeydi. Evet, sahneye büyük bakar. Bir disiplinle evet ve ciddiyetle çalışırdı. Işte. Evet, oyunda bir yaptığı her işte saatlerce önce gider, giyinir, makyajını yapar, böyle kutu bebeği gibi. Oraya koltuğa gider, oturur böyle sahneyi seyreder. Derdim ki anne burası soğuk, niye oturuyorsun? Hayır, oyuna bakayım ki ısınayım derdi. Nasıl olduğunu göreyim, ısınayım. Yani onu Amerika'da da yapıyordu. Erkenden gidiyordu. O, ve yaşı 92 idi. Tabii. 2002. Evet. 92. Evet, o yaştaydı. Yani müthiş bir sanat ateşi var içinde. Kendi de öyle derdi. Müthiş böyle sanattan heyecan duyuyor. Böyle bir sanat ateşi var. Yani bütün bu böyle avantgard halinin yanında aynı zamanda nasıl diyeyim böyle sofu tarafları vardı. Böyle şey yani öyle popülariteyi falan hiç nefret ederdi. Popülarite, yüzeysellik, öyle boş şeyler filan. Derdim ki anne işte şöyle böyle, aman derdi, kuru gürültüyü boş ver derdi. İnsanın 5 tane dostu vardı, üst tarafı kuru gürültü derdi. İstemem derdi. Enteresan bir şey yani, hiç girmiyor. Yani kendini bir yerde koruyor da, korumaya da alıyor. Niye diyor ben kendimi rahatsız edeyim diyor. Niye diyor yani vaktimi öyle şeylere harcayayım diyor. Okur, çok okur. Çok okur. Bir de böyle yemek gelir, sofraya bakar. Beğenmediği bir şey var, ben bunu ağzımı yormam der. Evet, Melih Bey 2010 yılında evet, Kazım evet Taşkent, Yapı Kredi Kazım Taşkent Sanat Galerisi'nde bir Ben Yaşardım Aşkla ve Sanatla Semih evet Berksoy sergisini düzenlemişti. Evet. Aynı zamanda sergi kapsamında da bir katalog da hazırlamıştınız. Ben de kitabı hazırlıyorken oldukça faydalandım gerçekten. Hem katalogdan hem de tabii sizin notlarınızdan, anlattıklarınızdan. İsterseniz Melih Bey buradan sözü size de verebilirim. Çünkü siz de onunla birlikte uzun zaman geçirdiniz. Hatta bu sergide de izlediğimiz videolarınızdan birini de bu sergide izliyoruz. Evet. Onunla birlikte hem belgesel türünde de bir çekim yaptınız, hem çalışma fırsatı buldunuz ve çok da yakın dostuydunuz aynı zamanda. Bir de sizden de dinleyelim isterseniz Semiha Berksoy. Sağ olun. Benim Semiha Hanım'la yakınlığım ya da ahbaplığım hani dersek aslında Nazım Hikmet sayesinde oldu diyebiliriz. Evet. Yani hani ben Nazım Hikmet'i tanımadım. Onun öldüğü yıl doğmuşum falan, öyle bir şey. Daha başa gidecek olursak, hani benim çocukluğumun dönemlerinde ben 10 yaşındayken Semiha Berksoy diye birisinin varlığını biliyordum mesela. Yani o zamanlar ve taşra çocuğuyum ben. Yani işte Türkiye'nin küçük bir şehrinde doğmuşum. Orada da büyüdüm falan. Ama o yıllardaki kültür ve gazete haberleri evet 10 yaşındaki bir çocuğun o Semiha Berksoy'un işte bilmem nerede konser vermiş, arya söylemiş, onun ilgisini çektirebilecek düzeydeydi. Yayıncılık olsun, kültür hayatı tabii olsun. Tabii. Ve benim için Semiha Hanım şeydi yani, bir operacıydı. Ne zaman ki üniversiteye geldiğimde Atatürk Kültür Merkezi'nde onun bir sergisini gördüm. Sergisine denk geldim. 82 yılında. 82, 82. Ben de 3. sınıftım falandım galiba. Resimler çok ilginçti. Semiha Hanım'ın ressam olduğunu bilmiyordum. İlk defa orada bir ressam Semiha Berksoy'la karşılaşmış oldum ve şansıma salonun bir kenarında da Semiha Hanım oturuyordu. Ama yani yaşım 20 bile değildi o tarihlerde. Gitmedim tabii yana yani. Zamanı değilmiş demek ki, pişmem gerekiyormuş. Sonra hani biraz hani kendi hikayemle Semiha Hanım'ı aktarmaya çalışıyorum ama hani daha iyi algılanabilir diye.
Sonra yaşamım beni Sovyetler Birliği'ne ve Moskova'ya yöneltti. Orada yaşarken Vera Tulyakova ile tanıştık, ahbaplık kurdum. Nazım Hikmet'in karısı. Eve sık gelip gider olduk ve benim zamanımda bile şey çok zordu. Yani işte bir mektup yollarsınız, iki ayda gider gitmez ya da gelir gelmez Türkiye'ye bir telefon etmek istersiniz. Üç gün beklersiniz bazen yani. Öyle bir şeydi. Hani içinizde yaşları tutanlar o 03 şehirler arası zamanlarını falan bilirler. Şimdiki gibi otomatik aramalar yoktu. Ve Vera Tulyakova'ya sormuştum. Yani Nazım'ın hasretini, trajedisini kavramak için. Türkiye'den kimlerden hani mektuptu, haberdi, kimlerden bir ses ulaşırdı Nazım'a diye bana şey demişti. Bir Münevver'den gelirdi dedi. Nazım'ın çocuğunun annesi Münevver Andaş'tan mektup gelirdi. Bir de sizin bir opera sanatçınızmış galiba. O bir fotoğraf ve hediyeler göndermiş. Siz o hediyeleri falan daha iyi bilirsiniz şimdi tane tane ne olduğunu. Bir ondan geldi Melih dedi. Hani başka kimseden gelmedi demişti. Ve bu bilgi sanki benim üstümde Semiha Berksoy'a iletilmesi gereken bir gönül borcu gibi kaldı. Ama yani Semiha Berksoy'u nerede göreceğim falan yani böyle bir şey. Ama hayatın verebileceği rastlantıları vermek gerekiyor belki. Nazım Hikmet Vakfı'nın açılışında Nazım Hikmet'in yeğeni Hikmet Yaltırım, Hikmet abi beni Semiha Hanım'la tanıştırdı ve aynı sokakta oturuyormuşuz meğerse aynı muhitte Ayazpaşa'da. Melih için dedi Semiha Hanım'ı sana emanet ediyorum, evine sen götür dedi. Ve öyle başladı. Bir gece vakti yani hani Semiha Hanım'la şeyimiz. Ve ben o gönül borcumu iletmiş oldum ve ahbaplığımız çok ilerledi tabii Semiha Hanım'la. Yani evlerimizin yakın olması sebebiyle de sağ olsun diyesim geliyor tabii ki nur içinde, ışık içinde yatsın. Bana gel, birkaç kere bana ziyaretlere geldi, işte ben ona çok sık giderdim. Ne bileyim bir telefon etsem, hadi atla gel. Bedri'de sıcak simitler getirecek, çay da var, sakın bir şey alma, para harcama. Bir de böyle halleri vardı, aman para harcama. Hani çünkü ben küçük olduğum için işte hani harçlığım yoktur, param yoktur. Hani mesleğim ne olursa olsun öyle bir anacanlıkla nasıl evladınıza çok, ya da torununuza hani çok, para harcaması öyle bir kadındı yani. Çok ikramcıydı. Çok ikramcıydı. Yani geleni hemen otur sofraya. Allah'ım bir yani. De o evde yani evet. Hala öyle, sizin evde evet. De öyle. Ne hep zaman gitseniz... 5-6 çeşit yemek hazır olur yani. Bir şekilde hazırdır ve tazedir. En fazla ikinci gün, belki üçüncü gün. Çünkü muhakkak bir kısmetlisi olurdu o evet. Evin. Muhakkak onlar yenirdi, tüketilirdi. Çöpe giden hiçbir şey görmedim o evde. Evet, yani Semiha Hanım zaten hiç israf da sevmezdi. Semiha Hanım'la böyle başladı, yoğunlaştı ahbaplığımız. Evet. Şeydi, o Moskova ziyaretini anlatırken hikayesini anlattı işte. Vera'nın bana anlattığını bir de Semiha Hanım'dan dinlemiştim. Semiha Hanım 1962 senesinde galiba Perihan Çambel, profesör doktor ve şeyin Hale Çambel'in de ablası bir paşa torunu bu. Şeye gidecek, Moskova'ya gidecek ve ona bir paket hazırlıyor. Bunu muhakkak Nazım'a götür diyor. Ama araya girmek lazım Semiha Hanım'ın karakteriyle ilgili olarak. Semiha Hanım dostlarına çok vefalı biriydi. Ve herkese hediyeler yani kıymeti farklı hediyeler göndermesini becerebilen bir kadındı. İşte Fikret Mualla ile yazışmalarında görüyoruz. Hani orada olmayacak şeyler, bulması zor olacak şeyleri gönderen bir kadın. Bana bile mesela şey göndermişti. Karatepe kilimi. Orada olmaz bilmezler. Zeliha gitti. İşte Karatepe'ye gitmiş Zeliha Hanım. Zeliha gitti bu kilimi getirdi. Bunu sana yolluyorum duvarına as. Herkes görsün. Türkler ne yetenekli insanlar neler yapıyorlar. Hani bizim sanatımızı görsünler duvarında. Diyerek çok önemlidir. Böyle bir çok önemli. Türklüğüne çok önemlidir. Türklük başka. Yani kadın laftan lafa geçiyorum ama Semiha Hanım tezatların insanıydı aslında. Evet. Hani diyorsunuz ya demin. Yani bir yandan bakıyorsunuz son derece hani avantgard, çağdaş, hiçbir şeyi umursamayan, son derece özgürlükçü, cinsel açıdan da özgürlükçü ve eşitlikçi bir kadın. Ama bir yandan da muhafazakardı mesela. Yani bir yandan işte
bu tarz resimler yapar, müthiştir. Bir yandan da minyatürlere hayranlıkla bakardı. Çok. O klasik eserlere hayranlıkla bakardı. Yani herkesin hakkını vermesini bilen ve beceren ve bunu fedakarlıkla ya da hani kibirlenmeden gösteren bir kadındı. Semih Hanım'da hiçbir zaman bir kibire de rastlamadığımı yok, söylemem lazım. Hiç, yok. Kibir yani sokağından geçmemiştir hiç, herhalde evet. Semih Hanım'ın. Gelelim Perihan Çambel'e. Kısaca onu anlatayım. Evet, Perihan Hanım giderken Moskova'ya kanser kongresine gidiyor. Bir paket hazırlıyor. İşte tütün damlası kolonyası, altın damlası galiba markası. Ha, altın damlası bir tesbih veriyor. Bir de Şeyh Bedrettin kitabı. Bir de kendi yaptığı bir mezardan gelen mektup, Nazım Hikmet'le oğlunun portresi. Perihan Hanım, ha bir de fotoğraf tabii ki. Toska'da çekilmiş. Kendi Toska mi? Fotoğrafı, bir Toska de benim fotoğrafı. Bir fotoğrafımı koyuyor. Ha, isim babanız ne de olsa Zeliha'yı görsün diyerekten. Bunları göndermek istiyor fakat Perihan Hanım hemen resmi hayır diyor, ben bunu götürmem diyor. Çünkü baksana Nazım olduğu belli, buna el koyarlar, başım belaya girer. 60'lı yıllardan bahsediyoruz, Nazım daha sağ. Ve götürmüyor resmi. Mezardan gelen mektup resmini. Ve götürüyor şeye, Nazım Hikmet'e götürüyor. Perihan Hanım da o zamanlar National Hotel'de kalıyor. Çok iyi otellerinden birisidir Moskova'nın. Sıralıyor işte bunları sana Semiha gönderdi diye. Ve galiba değil mi o gün Nazım şey diyor, sesi var mı ya da karıştırılmıyor mu? Resmine bakıyor. Hı. Diyor ki bu Dido Toska'dan diyor, evet diyor. Niye diyor şimdiki halini göndermedi diyor bana diyor. Benim resime bakıyor, onun adını ben koydum diyor Zeliha diyor. Diğer şeyleri çok beğeniyor. Sesi var mı diyor. Sesi hala var mı diyor. O da diyor ki işte diyor jübile diyor yaptı falan filan diyor. Hani ne de olsa kaç yaşında gibi. Hadi canım sen ne anlarsın diyor. Sesten diyor, kızıyor Nazım. İşte böyle. Ve yani bunu da demek ki karısıyla paylaşıyor yani detaylı paylaşmış ki işte 62 dersek ben bunu Vera ile konuşumda 89 üstünden kaç sene geçmiş Vera Tulyakova bunu bana aktarma ihtiyacı duydu hani evet. Aklına mıhlanmış demek ki bu gönderilen o opera sanatçısının gönderdiği resim ve armağanlar demek ki Nazım'a da mıhlanmış karısı da bir şekilde söylemiş herhalde o da bunu, daha evet. Çok genç o kadarını hatırlıyor bir de gül ağacından bir kutu gönderiyor anneme. Böyle üstü açılıp kapanan bir üstü. Gül ağacından ben onu Nazım göndermiş diye aklımda kalmış. Nazım ama gönderiyor. Karıştırmış olabilir. Yo Nazım gönderiyor. Ha Nazım gönderiyor. Gül ağacı tamam. Perihan'la tıkır tıkır açılan gül kapanan. Ağacından evet. Bir kutu gönderiyor. Sesi varsa çıksın yoksa otursun oturduğu yerde diyor. Nazım yani ha bir de tesbihi alıyor. Son zamanlarda böyle hep Beres, ısırıyormuş. Evet. Evet ağzında tesbih. Dişlermiş hep düşünürken falan. Semih Hanım'ın gönderdiği ya. Tesbih. Bu sefer de o Nazım'ın evine ulaşamayan resim bana dert oldu. Evet. Yani o resmi götürmem lazım dedim. Hani nasıl işte Beren'in o haberini büyük Semih Hanım'a büyük bir port resmini yaptı. Sonra işte Semih Hanım olur götürürsün dedi. Vereyim sana dedi. İşte benim de yine yurt dışına Moskova'ya gideceğim günlerden bir gün gittim resmi almaya. Çok sevinerek açtı kapıyı. Götüreceksen bunu götürmen lazım evladım dedi. Hmm. Verdiği resim mezardan gelen mektup değil. Mezardan gelen mektup A3 boyutunda çini mürekkebi bir resimdi. Bu seferki resim büyük bir resim. Yani 70'e 100 ve yağlı boya. İki tarafı da resimli bir resim. Nazım Hikmet portresiydi. Bunu götürmen lazım dedi. Tabii o yıllarda Nazım hala sakıncalı. Bakmayın yani şimdi herkesin tabii canım. Şey olduğuna. Tabii. Ben de bu sefer beni hani Perihan Hanım'ın kaygısı sardı. Çünkü Türkiye'den çıkarmak ayrı dert. Resim olduğu için o zamanlar Sovyetler, yok Rusya'ydı artık. Rusya'ya sokmak ayrı dertti. O güzelim resmi değersizleştirmenin yolunu bir çöp torbasına sarmakta buldum. Kimse dikkat etmesin diye. Yeah. Ve o resim şimdi Nazım Hikmet'in çalışma odasında baş köşededir. Ve herkesin çok beğendiği ve Nazım Hikmet'i, yani Nazım Hikmet'i tanıyan kişilerin, sağlığında görmüş kişilerin Nazım'ı en iyi anlatan ruhunu, karakterini en iyi ele veren resim olduğunu söylerler. Böyle bir
alışveriş, gitmeler, gelmeler. Semih evet. Hanım'la böyle başladı ahbaplığımız. Evet. Ve hala da sürüyor. Yani işte ölmüş gitmiş olabilir. İşte bugün burada onunla konuşmak benim için, yani onun hakkında konuşmak benim için onunla buluşmak gibi bir şey. Yani hakikaten işte kaç 10 yıl oldu mu? Yok daha fazla belki. 12-13. Yani, yıla giriyoruz. 13 yıl. Yani Semih Hanım hala işte sağ olsun diyoruz. Kulağı çınlasın diyoruz. Hiç ölmemiş gibi de. Böyle bir kadındı. Böyle bir kadındı. Yani çok ömrünün efendisi. Kendini var etmiş. Kendini kendinden var etmiş. Evet. Kimseleri örnek almamış belki. Çünkü hiç. Örneği yok. Tekil bir kadın. Evet. Öyle bir kadındı. Yani bir sürü şeyler söylenebilir daha tabii. Ama aklıma ilk etapta geliverenler bunlar. Evet. Sonra devam ediyor. Yani mesela işine o kadar meraklı ki bu Berlin'de 3 senede bitiriyor, operayı bitiriyor. İşte bir şeyin Richard Strauss'un da ölüm 70. sanat yılı jübilesi. İşte bir opera koyuyorlar adamın operası. Ariadne auf Naxos. Bu başrolü oynayacak. Bunu telaş sarıyor. Şimdi hem akademide ders alıyor ama yani bundan olacak şey değil diyor. Gidiyor Berlin Operası'nın en iyi hocasına gidiyor. Para veriyor kadına. Yani oradaki artık büyük artistleri çalıştıran bir hoca. Kendisi böyle ekmek peynir yiyor. 6 ay o kadınla çalışıyor. Yani o kadar meraklı. Bakın bütün operayı kendi hocasından saklıyor. Çünkü kıyamet kopar var sen nereye gidiyorsun diye. Gidiyor ondan sonra onunla çalışıyor ve o şekilde oynuyor. Evet yani böyle bir kadın. O zaman da öyle bir kızı yani meraklı çok. Çok gidiyor. Yani sanatta illaki böyle en iyisini, en iyi uzmanı bulacak. En doğru uzmanı bulacak. Mesela böyle meraklı bunlara. Gidiyor, ondan çalışıyor 6 ay. Öyle oynuyor. Tabii onun için büyük sükse oluyor oynadıktan sonra. Evet. Siz az önce tümel bir sanat icracısı evet. dediniz. Evet. Dieter Rohnt'un da kitapta tekstlerinden, metinlerinden biri olan yazarlardan biri Dieter Rohnt. Dieter Rohnt'un da böyle bir tanımı var Semih Bergsoy için. Hmm. Gesamtkunstwerk diyor. Evet. Tümel sanat yapıtı. Çünkü Semih Bergsoy bir soprano, primadonna, evet. Tiyatro oyuncusu, aktris, bir performans sanatçısı aynı zamanda evet, da ömrünün son yıllarında özellikle. Hem de bir ressam. Çok yönlü kimliği, çok disiplinli bakış açısı. Çok, evet. Onu tümel bir sanat icracısı ve bir sanat yapıtı haline hatta. Çünkü Semih Bergsoy dediğiniz zaman mutlaka bir imge beliriyordur sizin de gözlerinizde. Yanaklarını kırmızıya boyar. Değil mi? Dudakları kırmızıdır, saçlar tabii, ve tabii. O kıyafetler ve kostümler ve hepsi kendi tasarımıyla yaptı. Ve kendisi evet. mutlaka bir şekilde bulup buluşturup bazen size verdiği siparişler, tabii, değil mi? Tabii. Şu renk kumaş istiyorum, bu renk kumaş istiyorum nasıl? Diye. Kendisinin tasarladığı evet. kostümlerle çok. Son derece kendi bedenini de bir yandan sanat eseri haline getiriyor. Bir performans da sergiliyor orada. Bu anlamda Dieter Rohnt'un o tanımını çok yerinde buluyorum her seferinde. Ve çok da iyi tarif ettiğini düşünüyorum Gesamtkunstwerk tanımının Semih Bergsoy'u. Peki Bedri Bey siz ressam Semih Bergsoy'dan bahsedeceksiniz yoksa Gesamtkunstwerk olarak Semih Bergsoy'dan şimdi bahsedeceksiniz? Özel bir şey anlatayım. Bedri'nin istediği yemekler hazırlanır evde. Şimdi Bedri telefon ettiği anda hemen bizim Saliha'ya aman koş Bedri geliyor. Bedri'nin yemeklerini hazırla. Bedri özel ısmarlar. Hazırladım. Benim makarnam pişsin. Oo. Sizin için özel evet. yemekler de hazırlanıyor. Tabii onun sevdiği yemek hazırlanır. Bedri'nin yemekleri. Evet. Şimdi herhalde bunların biraz hepsinden bahsedeceğim. Önce kendi söyleyeceklerime geçmeden birkaç bir dinlediklerimin düşünürlüklerinden birkaç yorum getireyim. Mesela Atatürk Türkiye'sinde Atatürk'ün kurduğu sanat kuşağı için mesela havacılık için Sabiha Gökçen neydiyse sanat içinde Semih Bergsoy o diyebilirim. Yani Atatürk'ün görmek istediği temelini attığı yetiştirdiği işte sanata verdiği önem ve kadın erkek eşitliğine verdiği önem ve Türk sanatçısının her alanda yapabileceğini Türkiye ve dünyaya kanıtlaması ve tabii özellikle de bunu Türk
kadın sanatçının başarması. O açıdan tabii bütün bunları çok iyi bilen Semiha Berksoy'un da Türklüğe, Cumhuriyet'te Türk sanatçı olma vasfına olan bağlılığı, ilişkisi hep buradan geliyor. Bu kökeni ve bunun değerini çok iyi bilmekten geliyor. Tabii herhalde bu kadın erkek eşitliği öyle bazı ters sonuçlar vermiş ki bugün Haziran'ın %90'ı kadın. Demek ki sizler sanatla daha çok ilgileniyorsunuz. Böyle bir taş yollayacağım. Gelen erkeklere de teşekkür edeceğim. Fakat galiba 4-5 erkek var salonda. Şimdi Semiha Berksoy, şimdi özür dilerim sesim rahat duyuluyor, biraz çatlak mı çünkü ısrarla peki. Hasta olmama rağmen geldim, annemin karşı çıkmasına rağmen. yine de bana fazla yaklaşmayın konuşmadan sonra da. Şimdi 86 yılında AKM'de bir büyük sergim oldu. Ve o 86 yılındaki işte büyük boy yeni dış yorumcu resimler ve özetle o dönemki o resimleri yani neden gösteriyorum? Çünkü yani Semiha ile olan ilişkimin kurulmasının kökeninde işte o belki bildiğiniz 80'li yılların başını görebiliyor mu uzaktan? Bütün bu şu büyük boy akıtmalı, grafitili, kimisi bol renkli bu resimler. Şimdi Semiha bu sergiyi geldi, gezdi. 1-2 saat kaldı. Hemen geldi orada, benle tanıştım. Tabii ki ben onu kendisini Semiha Berksoy olarak opera ve tiyatro tarihimizden tanıyorum. Fakat kendisi geldi bana, birinci saniyeden itibaren sanki 30 yıllık arkadaşız. Ve bak dedi, sana benim resimleri göstermem lazım. Daha birinci gün, birinci saat. Sen modernsin, en avantgardsın. Bu ülkede anlarsa beni bir tek sen anlarsın. Başka kimse anlayamaz, mecbursun gelmeye dedi. Tamam Semiha, tabii ki gelirim dedim. Falan. Tamam, o zamanlar da programım doğal olarak çok dolu. Ama mesela bugünkü gibi saraylar, referandumlar, koşturmalar falan yok. Onun yerine işte röportajlar, hanımefendilerle randevular falan. Ama tabii onlar arasında Semiha tabii birden en ön sırayı alan insan. Çünkü bunu tabii gülerek onaylar Zeliha. Semiha tuttuğunu koparır. 25 kere arar. Birini hayat gerekir. Tabii beni değil ama mesela başka biri ona karşı soğuk bir olsa 20 kere arar. Hayattan bir izleyi ne istediğini elde eder. Yani böyle bir fikri takip yoktur. Yani ondan kaçış da yoktur. Bende öyle bir durum yoktu. Çünkü ben baştan onun telefonlarına çıkmaya, görüşmeye hazırdım. Beni bir öğleden sonra Cihangir'deki Cihangir Caddesi galiba orası. Cihangir Caddesi'ndeki o Taksim'e doğru giderken sağ tarafta sonlara doğru apartmanın adını unuttum. Beşinci kattı diye hatırlıyorum. Atölye. Beşinci kattaki atölyesine götürdü. Şimdi girdik ve o resimler orada işte bir AKM'de hangileri sergilenmişti bilmiyorum ama 10-15 yıldır, kimisi 20 yıldır orada yani 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl önce yapılmış. O zaman o atölye kaç yıldır vardı? Ne kadar zamandır oradalardı? 10 yıla yakın. 10 yıla yakın. Şimdi orada o resimlerle karşılaşır karşılaşmaz çok büyük bir heyecana kapıldım. Yani mesela hani sanattan anlayan bir insan için şöyle söyleyeyim size. Hani
Ali Baba'nın işte servetinin olduğu mağaraya girmiş gibi hissettiniz, hissedersiniz kendiniz. Evet. Öyle hissettim. Şimdi bakın bir tek yapıt göstereceğim size. 68 yılından bir fotoğraf. Şu resmin önünde Semiha. Bakın. Şunu görüyor musunuz? Salome. Evet. Şimdi, bu da orada. Yani bütün freskler de orada. Bu resim 68 yılında Türk sanat ortamını sarsmadı. Hatta doğruyu söyleyelim. Semiha Türk sanat ortamında, Türk görsel sanatlar ortamında çok çok uzun süre ciddiye alınan bir sanatçı olmadı. Bu resmin neden 68 yılında üretilen sanat eserlerinin, Türkiye'de üretilen sanat eserlerinin belki en önemli 3-5 tanesinden biri olduğunu o anda söyleseniz, sizi dinleyen insan salon değiştirirdi, ayrılırdı. Siz boşa konuşuyor olurdunuz, bu adam deli diye başka bölgeye geçerdi. Bir açılışta sizi terk eder giderdi. Şimdi burada ben inanılmaz bir keyif aldım. İnanılmaz bir mutluluk yaşadım o keşifte. Bu bahsettiğimiz resimler de yani yine şuradan uzaktan size bir havasını alın diye şey yapacağım izninizle. Baktıklarımız özetle şunlardı. Bu resimler. Bunların bir kısmı çok büyük sunta üzerine. Bir kısmı tuval. Orta boy. Mesela bu muhteşem yapıt burada. Peki o yıllarda uzun yıllar görsel sanat resimde çok ciddiye alınmamış olması dedin abi. Evet. O diğer sanat dallarındaki değil. O onu mu bastırıyor? Ondan değil. Hayır. Neden ya da buraya vakit ayırmıyor? Tamam. Ondan değil. Ondan değil. Anlatacağım. Özetle bunlar. Gördünüz. Zaten biliyorsunuz ama herhalde bir fikir verdi. Şimdi burada baktığım o resimler diyorum bugün imzalı olsa yine çok önemli resim. Ama 20 yıl önce imzalı. Yani 68 imzalı, 71 imzalı, 73 imzalı. 40 yıl değil mi? 73 imzalı, 75 imzalı. Onunla ilgili daha birazdan bir bölüm şu kitabımda yazdığım bir yazıdan size okuyacağım. Yaptığı etki olarak. Fakat sonuç olarak ben derhal bunları keşfettirmek istedim. Yani Semiha Berksoy'un yeni dönem Türk sanat ortamında piyasası demeyelim, piyasası çok geç geldi. Türk sanat ortamında establishment'ında, yeni döneminde algılanma, keşfedilmesi orada başladı. Ve ben Zeliha hatırlayacak, oraya Beral Madra'yı götürdüm. Evet. Vasıf Kortun'u götürdüm. Birkaç kişiyi daha götürdüm. 30 yıl geçtiği için bütün hepsini hatırlamıyorum. Her defasında ben heyecanla o yolculuğa çıkıp o keşfi onlara hissettirmek istedim. Evet. Ve her biri, oraya giden her götürdüğüm, aklına güvendiğim insan da o güzel dehşeti yaşadı. Yani o çarpıldı, vuruldu ve şöyle haklısın, böyle haklısın dediler. 90 yılında, 90 yılında bu bahsettiğim algı sonrası Semiha'nın ilk sergisini Sarıyer Belediyesi'nin bir bahar kültür aktivitesinde iki genç sanatçıyla beraber açtım. Hülya Botasun ve Elvan Alpay'la. İki genç avantgard çağımızın genç çağdaşını yapan genç hanımefendiyle bir başka genç hanımefendiyi beraber sergilemiş olduk. Çünkü Semiha hep gençti. Ve o belki bu yeni algıyla ilk
sanat ortamının önüne çıkışı oydu. Ve arkasından ne mutlu bize ki o keşif, o algılar, o yankı, o yayılma adım adım Semiha'yı işte o bildiğimiz işte New York'tu, Almanya'ydı, Lüksemburg'tu, Kassel'di, bütün o önemli sergilere davetler geldi. O büyük sergilerde yer aldı. İnsanlar Semiha'nın hem bir tümden sanatçı olarak Gesamtkunstwerk dediğimiz genel algıyla bir operacı, tiyatrocu olarak ve aynı zamanda bir görsel sanatçı olarak bir hayatı sanatlaştıran insan olarak algısını sağladılar. Hem bu şekilde inanılmaz izler bırakmaya başladı. Bu yapıtlarda gerçekten o ilk an algısı ki bütün bu yazar ve küratör dostlarıma oraya çağırıp tanıştırdığım neydi? Muhteşem bir güç, bağımsız, öznel bir yaratıcılık. Sonuçta şaşırtıcı işler ve kendisini yansıtan, kendi hayatını yansıtan, konu olarak ve merkez olarak kendi yaşadıklarını alan, dolayısıyla tırnak içinde dışa vurumculuğu en sanat tarihsel terim olarak değil, yaşamsal olarak içinden fışkıran bir doğal itici güç olarak işte sürrealist, karikatürel, çok lirik. Evet, kim zaman lirik, bütün bunları bir çok özgün ve öznel bir bütünde birleştiren, buluşturan bir kendi yolunda giden bağımsız bir insanın işleri vardı ve şimdi hepsini sürekli anlatırdı. İşte Nazım Hikmet'le olan aşkını, Fikret Mualla ilişkisini, Do sesi verdim, ölümü yendim felsefesini, döneminin başka önemli sahne sanatçılarıyla, Cahide Sonku'yla çekişmelerini, Berlin maceralarını ve her birini işte çay, çörek, kahve, ıspanak, ne varsa o gün öğle yemeği mi yoksa atölyede çay saati mi, bütün bunlarda bu buluşmalarda hepsini defalarca dinlerdik. Şimdi bu büyük bir arkadaşlığın başlangıcıydı. Hem de anakronik bir aşkın, derdi ki bana, fazla değil, 25 yıl daha genç olsaydım derdi, seni hiç kimseye bırakmazdım. Yani 25 yıl. Yani ben 57 doğumluyum. Yani 35 doğumlu olsam yine de kimseye bırakmazdım seni demeye getiriyor. Sorun değil Semiha'cığım, bak yine ben buradayım diyordum. Şimdi o dönemlerde cep telefonu yok. Sürekli evde notlar. Semiha aradı. Semiha tekrar aradı. Tamam, ben onu aradım. Veyahut da ben onu arayıp da bulamazsam, not bırakırsam tabii hemen arar falan. Ve devamlı mesela şimdi bana diyor ki, defalarca gittiğimiz o Cihangir Atölyesi'nde, İşte diyor, biz burayı diyor halka açalım, gelsinler, gezsinler, para ödesinler. Biz de bu parayla sokaktaki bütün hayvanlara ve hayvan barınaklarının yemeğini ödeyelim. Semiha'cığım diyorum, fikir harika. Fakat burası küçücük bir yer. Dar, şu kadar bir binada, şu uzunlukta 3 tane oda, bir koridor. Buraya ne insan girebilir, burası müze gibi gezilemez Semiha'cığım, bu mümkün değil diyorum. O zaman ileride büyük bir müze açıldı. Ha, onu da yaparız, merak etme diyor. Şimdi bütün Samandıra'da hayvanlar barınağı vardı. Sürekli arabaya atlardık. Hayvan sevgisi bizi buluşturan bir başka noktaydı. İtiraf edeyim, bende de çok hayvan sevgisi var. Ben de sürekli kedi ve köpeklerle yaşıyorum. Piramitte üst katlarda 2 kedi var, alt katlarda 2 köpek var, artı mahalle köpekleri kışın girer, ısınır vesaire. Ama
Semiha'da bu daha da üst, en üst noktadaydı. Yani bir insanda olabileceğin en üst noktasındaydı ve biz beraber arabaya atlayıp Samandıra'da hayvanlara işte sürekli aş götürürdük. Onlarla dostluk içinde oynardı, beslerdi vesaire. İnanılmaz bir çocuğuna bakan anne gibi yapardı bunu. Ve bu arada işte 86'da tanıştık mesela. Şimdiki eşim Sibel'le 90'dan beri beraberim. Şimdiki eşim dediğim tek eşim oldu. Kontratlı. şimdi Sibel'i anlattım. Tabii Sibel'le tanıştırdım. Çok etkilendi ve arşivi darmadağınıktı. Evet. Sibel haftalarca, aylarca neredeyse her gün gitti Semiha'ya. Arşivini, hepsini elden geçirdi. Bana anlattığı hikayelerin 5 misli fazlasını, 10 misli fazlasını ve detayını ona anlattı. O Semiha Berksoy profesörü oldu. Ve ne sırlar, ne mektuplar, ne gizli fotoğraflar. Orada size hepsi gösterilmiyor. Gösterilebilenleri gösterildi. Ve orada da çok büyük bir o Semiha'nın meşhur odasının elden geçirilmesinde de öyle bir Sibel etkisi, yardımı oldu. O da benim daha da fazla oraya gitmem için, daha sık gitmem için bir gerekçeydi. Aslında daha sık değil yani, devamlı gidiyordum. Yani orada masada özel yerim vardı. Şeyde sağ olsun, bak ben de sağ olsun diyorum. Bizi dinliyor eminim. Çok güzel yemeklerini devamlı yedik sevgili Semiha'nın. Ve şimdi burada mesela hayvan sevgisi bizi nerede buluşuyor? Ben de mesela 8 yaşında, 8 yaşına kadar o meşhur ilk büyük sergilerimin döneminde resim satmıyordum ısrarla. New York'ta köpek satın almak istedim. Köpek çok pahalı dediler. Resim satalım dedim. Ben de mesela öyle kabul etmiştim resimlerimin satılmasını. Şimdi Semiha'nın da dediği, ya ben hiçbir şeye kıyamam, satmayalım ama bari geçsinler, para versinler, köpekleri besleyelim. Yani bütün akıl fikir hayvan sevgisine çalışıyor. Ve ısrarla Semiha'nın bu diğer küratörler, tarihçiler, yazarlar, daha sonra galericiler tarafından falan bu keşfedilmesi doğal olarak sanatının hak ettiği bir hızda oldu. Ha, detay vereyim size. Türk çağdaş sanat ortamı ve modern sanat dediğimiz olgu bugün hala en yaşlı müzemiz 12 yaşında. Şimdi daha hiçbir değer oturmamış. Yani o bahsettiğiniz piyasada bir resim var, bir başka resim var. O resim ondan sanat tarihsel bazda görüyorsunuz ki 50 kere daha önemli, 100 kere daha önemli. Ama alakası bir müzayede onu 20 kere daha pahalıya alıyorlar falan. Böyle bir komik ortam var. Hiçbir değer yerine oturmamış. Onun için Semiha'nın resmi de daha hak ettiği yere doğru yol alıyor. Yavaş yavaş geliyor. Çünkü Türkiye'deki modern ve çağdaş resmin algısının maalesef yavaş gittiği oranda, belki biraz daha hızlı ama tabii ki esas hak ettiği oranda bir hızla gitmiyor. Bunun da nedeni söylemeye gerek yok. Devlet daha bir adet modern ve çağdaş sanat müzesi bir adet açmamış. Bir. Yani Atatürk'ün açtığı iki müzeden birini işte Beşiktaş'ında kapandığını biliyoruz vesaire. İşte ona şimdi bir antropoda bir şey yapılıyor vesaire. Şimdi buradan nereye geliyoruz? Yani bu resmin bugünün sanat ortamı, 80'lerin Türk sanat establishment'ı, 70'lerin sanat ortamı, demin bahsettiğim 68 fotoğraf, bunların Türkiye'de çok geç algılanması Türkiye'nin kendine has resim piyasasında, tabii ki onlara da saygım var ama
üçüncü kuşak empresyonistler, efendim üçüncü kuşak kübistler, onlara verilen önem ve onların resmine atfedilen değer ve ciddiyetin onda biri çok daha reel, kendinden özgün ve sanat tarihinde çok daha yapıtı zamanına göre yapmış ustalarla karşılaştırılabilecek bir insanla eşit algıda algılanmıyor. Şimdi çok hızlı size bir şey okuyayım sanatı hakkında. Biraz ortasından dalacağım ama ondan sonra gerçek bir bilinçle neyin, niçin, kim, nasıl soruların yanıtlarını bilen ve kundaktan beri çağdaş sanat ve onun tarihi hakkında kulak dolgunluğu ile dahi bilgi sahibi olmuş bir kuşak iş başına geçtiği zaman çağdaş Türk resminin geçmişi de o günde başka bir değerlendirme potasına sıçrayacaktır. O zaman biraz geçiyorum. İşte Semiha'nın resimleri kesinlikle bu ikinci kategoriye girecek olanlar arasındadır. Bugün Türkiye'de sanat tarihine geçmiş kabul edilen birçok belki hobi ressamı bildiğimiz dekoratif işlerini yaparlarken Semiha 40 yıldır işleri başka hiç kimseye benzemeyen gerçek bir ressam olarak yoluna devam etti. Çevresindeki çoğu kolay alkışlanan, kolay satılan işler yaparken Semiha içgüdüsel, sade ama sert psikolojik bir gerilim dünyasını yansıtan doğaçlama işler yaptı. Bu işlerin bir kısmı ilk bakışta art brutle ilişkilendirilebilir. Dubuffet'in daha sert, daha pütürlü, daha vahşi görünüşüne oranla Semiha kimi zaman daha gizemli, daha duygusal. Onun en birinci gençlik günlerinden beri sanatın içinde olduğunu, ilk kadın sopranomuz olduğunu ve Nazım Hikmet'ten Cemal Reşitre'ye, Fikret Mualla'dan kocasına, dönemin birçok tarihi kişiliğiyle aşk veya yakın arkadaşlık ilişkileri için olduğunu hatırlarsak, bu içgüdüsel, duygusal dünyanın nasıl bir ortamla beslenerek geliştiğini daha iyi anlayabiliyoruz. Bütün bu insanlar arasında Nazım Hikmet'in Semiha'nın kalbinde herkesten daha özel bir yeri olduğunu, onun sırdaşı olarak gizlice fısıldayabilirim. Sen ne biçim sırdaşmışsın demeyin. Semiha'nın hoşuna gider bunun bilinmesi. Benim sanat koleksiyonumda Nazım'ın Semiha Berksoy'a yazdığı bir aşk mektubunun zarfı ve Semiha'nın aynı yıl yaptığı bir desen var. Şimdi düşünüyorum da o dönemin ünlü zenginleri ve politikacıları kimlerdi, tüccarlar kimlerdi? Hepsi yok oldu gitti. Ama işte aynı yılların sanatçı ve entelektüelleri dimdik ayakta. Yine atlıyorum. Bir Avrupalı eleştirmen bugün Semiha'nın orta boy resimlerinin önünde dursa, burun kıvırarak teyze biraz Francesco Clemente'den etkilenmiş diyebilir. Halbuki teyzeden gördüğü o işler 80'li yılların Armani elbisesiyle resim yaptığı için övülmesiyle de tanınan haşarı İtalyan ressamından bir 20 yıl önce yapılmış. Yani Francesco daha bahçede seksek oynarken. Semiha'nın resimlerinde içgüdüden çıkış yapan dışa vurumcu boyanın dürtüsü tabii ki var. Görüntüler hep yalın ama inceliklerle dolu ve kimi zaman Semiha'nın yaşamını etkileyen mezardan gelen mektup gibi yazımlardan eklenmiş küçük gerçeküstü izler taşıyorlar. Semiha'nın işleri sanki sanatın 80'li yıllarının üzerinden yürümesi için oluşmuş bir altyapı gibi. Hatta inanmazsanız Semiha'nın bazı dev sahne dekorları için yaptığı sunutaları ünlü Amerikalı Julian Schnabel'ın bazı işleriyle karşılaştırabilirsiniz. Hem de belki 15-20 yıl önce gelen bir imzayla. Ve insan dayanılmaz bir şekilde bu resimlere sahip olmak istiyor. Onlar karşısında bu hissi kaçınılmaz şekilde alıyor. Ve yine atlayarak gidiyorum. Son 3-4 yılda yeni ürettiği daha bol canlı renk kullanan ve sunta üzerine olan eski serilerin aksine tuvale yapılan otobiyografik notlarla yüklü işlerden sonra Semiha yine arayışlara girdi. O aradığını hiç zannetmiyorum. Semiha bizim ihtiyar dost Pablo Picasso gibi aramaz, bulur. Örneğin son yıllarda
çarşaf üzerine basit hareketlerle yaptığı minimal ekspresif çizgilerden oluşan işlerini bugün kalkıp New York'ta Soho'nun orta yerinde saygın bir galeriye koysanız o sergi işler. Semiha'nın yaşam tarzı, kişiliği, sanatı, dostlukları hep bir, yine Zeliha'nın dediğini teyit ediyor, fazlalıklardan arınma ile oluşmuş gerçek samimiyetin ifadesidir. Yani hiç gereksiz ne insan ne iş ne fazlalık doldurmaz. Yüz ifadesinin fazlalıkları, boyanın fazlalığı, duygularının fazlalığı, estetizmin fazlalığı hepsi toptan terk edilmiş, toptan bırakılmış. Semiha'nın özel hayatı da böyle. Gereksiz arkadaşlıklar saklanmamış. Her ilişkiye prim verilmemiş. Maddecilik hiçbir zaman gündeme gelmemiş. Saf, arı, sert, yalın ama yine kafi derecede iç gıcıklayan, romantizme burkulmayan çok özel işler onun sanatının ana hatları. Şimdi yine son birkaç notum var. Hayat tesadüflerden oluşuyor. Mesela şimdi Semiha sergime geldiği gün, yine ben grip olsam, hasta olsam, belki sonra bir daha gelse, yine olabilir. Karşılaşmayabiliriz. Bu karşılaşma çok daha gecikebilirdi. Veya önemli ve onun, bu kişinin benim resimleri görmesi lazım diyeceği bir insan olmasa, çünkü Semiha inanmadığı kişi onu demez. Zaman kaybı olarak görür. Tabii. Zaman kaybı olarak görür. Hiç yani. O yüzden o gün şans yardım etti diye düşünüyorum. Bize çok, benim için muhteşem bir keşif ve bütün sergilerle senin geldi katı yani. Tabii, hepsini tabii. Ta Sultanahmet'teki aynen, her şeye hepsini. Kadar. Ölüme hep meydan okudu. İsyan etti. Ve rahmetli babam da öyleydi. Yani ölmek diye bir şey yok. Semiha işte son açık kalp ameliyatını 86-87 yaşında geçirdi. O civarda galiba. 88. Şimdi 88 yaşında o açık kalp ameliyatını geçirdikten sonra Semiha'ya deseniz ki ya bir turneye gideceğiz. New York, Londra, Sydney. Gider. Hemen gidelim der. Gitti zaten. Gitti. Yani, zaten 99'da biliyorsun evet. New York'a. Evet. İşte yani sanatla. Evet. Yani çünkü onu durduracak hiçbir şey yoktu. Sanat oldu mu? Yoktu. Yani hasta yatağından çıksın ona de ki şimdi Ay'a gidiyoruz. Ay'da sergi atacağız. İlk hemen gider. Hemen. Onun için şimdi bütün bu ölüme meydan okuma şeyinde o tabii yaptığı işlerin artık keşfedilmiş olması, sergileniyor olması, bahsediliyor olmasının mutluluğu, çok önemli, mutluluğu ve keyfi vardı ve artık hani sonsuzluğa bu şekilde geçiş yaparken daha mutluydu son yıllarda ve o yaklaşan son olasılığa karşı, ölüm tehdidine karşı da bir an önce şunu da yapayım, şunu da yazayım, şunu da çekelim, bununla da çalışayım, sana şunları da söyleyeyim. Devamlı bu diyalog içerisindeydi. Benden son ricası onu mezara benim yerleştirmemdi. Allah yardım etti, onu da yapabildim. O görevi de, o ağır görevi yaptığımız günü çok iyi hatırlar Zeliha. Ve onu sonsuzluğa uğurladık. Semiha hiçbir zaman hani ölüp gitti denebilecek bir insan değil. Semiha burada. Kimliğiyle burada, fotoğraflarıyla burada, yapıtlarıyla burada. Bıraktığı sesiyle, kimliğiyle, efsanevi kişiliğiyle burada. Semiha gerçekten hem kültürümüzün hem dünya kültürünün bir çok özel insanı. Çok özel ebediyete intikal etmiş ama sonsuzluğa geçiş yaparak intikal etmiş bir insanı. Şimdi
Şöyle bir şey söyleyeyim. Bunu da bakın, şu kitap çok güzel bir kitap. Yani çok özenle hazırlanmış. Gerçekten tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Harika bir kitap. Grafiği de çok güzel. Vahit Tuna Tasarım. Evet, kapağı da çok güzel. Şimdi Semih hakkında daha eminim çok kitap çıkacak. Yani nasıl Picasso hakkında binlerce kitap varsa, yani Semih hakkında da eminim daha çok kitap çıkacak. Şimdi bunu bir dost arası serzeniş olarak şöyle söylüyorum. Mesela şu kitapta benim Semih ile tek ilişkim birbirimize hediye ettiğimiz iki resimden birinin burada benim resmin sahibi olarak adım geçiyor. Bu kitapta başka bir izim yok. Ama bunu şunun için söylüyorum. Sanat tarihinde hiç kimseyi bir kitaptan tanıyamazsınız. Ne yaşamını, ne yaptıklarını, ne kökenini, ne geçmişini. Sanat tarihi aynen, bunu özellikle bizi izleyen genç muhakkak yazarlar, tarihçiler vardır, onun için söylüyorum. Hep çok kökenli, çok yönlü, çok kaynaklı araştırmalar sonucu her şey ortaya çıkar. Onun için Semiha Berksoy hakkında da daha yapılacak daha derin, daha birçok önemli yayının onu beklediğini biliyorum. Kimisi bu bahsettiğim çok önemli bir viraj olan ve hayatında gerçek anlamda bir değişim noktası olan benle olan ilişkisini de daha öne çıkarır. Kimisi Berlin yıllarını öne çıkarır. Kimisi bu Amerika ve Almanya vesaire bu turnerdeki çok daha fazla yorumu ve yabancı algıyı ortaya çıkarır. Ama Semiha Berksoy'un daha çok topluma bırakılacak izi var. Hakkında çıkmış 3-4 önemli yayın var. Fakat eminim en önemliler daha henüz çıkmayanlar. Çünkü Semiha dipsiz bir kuyu. Yani kendi çocukluğundan, annesiyle ilişkisinden, Atatürk'le ilişkisinden, ki o Atatürk'le ilişkisi ömür boyu evet, sürmüştür. Evet. Atatürk'le karşılaştığı anı anlatırken her zaman nefesi tutulur. Büyük tutku ve aşk var Atatürk'le karşı. O anı yaşıyor gibi anlatır. Nefesi kesilir. Böyle bir insandı. Onun için tekrar bu kitaba ve sergiye de çok teşekkürler. Biz de burada olduğunuz için teşekkür ederiz. Ben tekrar. Sorunun cevabını söyle. İşte niye 86'ya kadar keşfedilemedi? Çünkü, tamam. Çünkü. Ben de eklemek isterim bir şey. Özetle şöyle söyleyeyim. Çünkü 86'da benle tanışana kadar Semiha biraz huysuzdur. 76 yaşındır. Evet. Semiha biraz huysuzdur. Aynen. Sevdiği insana korkunç açık ve sevecendir. Bonkördür. Ama bir ışık görmediği, bir deha görmediği, bir yaratıcılık veya bir en azından iyi insan, iyi vatandaş, iyi Atatürkçü değil mi? Bir şey görmediği insana da kapalıdır. Şimdi sanat dünyasında egolar yüksektir. Sanat dünyasında para çıkar ilişkileri biraz öne çıkar. Şimdi Semiha'nın resmini 86'dan önce gören, bilen, duyan, sanat ortamından insan yok muydu? Vardı. Vardı, eminim vardı. Yani 1960'lardan itibaren vardı yani. Bunlar arada evet. Arada ender de olsa görülüyordu. Evet. Fakat bu çok önemli bir iş. Bu inanılmaz değerli. Bu son derece özgün. Bu dünya çapında sanat diye o yorumu yapan insan olmadı, yoktu.
Bunlar sanki unutulmaya veya sanki kullanmaya dilim deli diyordu canım. Kullanmaya dilim vermiyor. Deli saçması. Bir delinin yaptığı ikinci, deli üçüncü saçması. Sınıf deli saçması. Böyle resim olur mu falan diyorlar. İşler diyorlardı. Olarak görülüyordu. Böyle resim olur mu deniyordu. Evet. Yani bunları kalkıp Clemente ile veya 1900'lerin sonundan Kees van Dongen ile veya bilmem Schnabel ile veya uzaktan Fikret Mualla ile falan ilişkilerini kurdurmak için bir insanın bu etkilenmeyi gerçekten yaşaması, bunu artı yaşadıktan sonra da bundan haz alarak bu keyfi paylaşmak istemesi lazımdı. 86'da biz tanıştığımız an o elektrik ve o dönemsel buluşma oldu. Ve ben bunu yeni kuşak eleştirmenlere, yazarlara, galericilere tanıtabildim. Çünkü ısrarla bunu arzuluyordum. Bunun keşfedilmesini istiyordum. Ama onlar da ilgilenmediler. Resimlerini satmaması bir sebep olabilir mi? Çünkü şimdi satmıyor. Para kazanmıyor. Satmıyor. Başka. Evet. Ama yani anlamadılar. Şimdi evet dedim ya, para ilişkisi. Ama mesela anlamadım. Sonra Beral Madre yazılar yazdı falan. Yazdı. İşte Ferit Edgü daha önce yazdı. Evet. Çizdi ama yani evet. Anlamadılar yani. Ya kolay değildi bakın. Zor geldi onlara. Bu resmin, bu resmin evet. Neden üst düzey bir resim olduğunu algılamak için belki yeni dönemin, yeni kuşağın ve dünyayı bilen bir insan lazımdı. Ben o şans benim oldu. Yani ve 86'dan sonra ağır aksak da olsa, Zeliha'nın dediği gibi yavaş yavaş da olsa, evet. Bunda bir para veya çıkar ilişkisi görmedikleri için güzel güzel deyip başını çevirenler de olsa, Semiha'nın resmi adım adım yavaş yavaş hak ettiği yere doğru evet. Yükseldi. Yani piyasayı bulandırır. İşte ayrıca bizim burjuvalar da böyle şey görmüyor. Yani onun dediği gibi empresyonist seviyorlar evet. Falan. Yani empresyonizmin 30-40 yıl rötarla yapılmış diyelim stil taklitleri onlara çok daha değerliydi. Yani buradaki özgünlüğü, sanatçının kendi hayatıyla özdeşleşmesini, bunun aynı zamanda tiyatro ve opera yapan ve dünyaca ünlü piyesleri, tiradları, aryaları kendi yaşamıyla bütünleştirerek, ailesiyle, aşklarıyla, annesiyle bütünleştirerek yaptığı yapıtları ve bunun içinde barındırdığı felsefeyi algılamak için vakit harcamadılar ve başka bir düzeyin insanı olmak evet, lazım. Başka bu karşılaştırma şey yapabilmek için de belirli evet. Niteliklere çünkü sahip olması gerekiyor tabii yazar veya sanat tarihçilerinin. Bununla da ilgili diyebiliriz ve geleneksel sanat tarihi çizgisine de oturmuyor çünkü. Oturmuyor. Yani geleneksel sanat tarihi anlatısı vardır her coğrafyanın. Batı'nın olduğu gibi Türkiye'nin de bir geleneksel sanat tarihi anlatısı vardır. Semiha Berksoy bu anlatının dışında kalmıştır. Hem biçim olarak hem de içerik olarak. Bedri Bey'in de söylediği gibi içerikte son derece otobiyografiktir çünkü. Kendisinden bahseder, kendi hikayesinden bahseder. Evet. Ve ama kendi hikayesini mutlaka bir noktada toplumsal olanla ilişkilendirerek de bahseder bir yandan. Ve bu özgünlüğü nedeniyle de ve bir otodidakt olması tabii ki akademi kökenli değil. Tabii ki akademide bir yıl misafir öğrenci olarak ağırlanmış ama bir otodidakt sanatçı olarak, kendi kendisini yetiştirmiş bir sanatçı olarak da bu geleneksel sanat tarihi anlatısının dışında kalma riski oluyor bu profildeki sanatçıların. Semiha akademide olsa olsa onun beynini çok iyi tanıdığım için nasıl resim yapılmayacağını öğrenmiştir. Evet evet yani bir formasyona girmiyor. Ben çünkü bunlar bu da onu, kimler gibi olmayacağımı girmiyor. Anladım. Bir sanatçıyı bir noktada aslında özgün yani Semiha Berksoy da aynı şekilde özgün kılan noktalardan biri de bu belki. Evet. O formasyona girmemiş evet, olması hiçbir belki ekole de. Dahil değil. Semiha'nın bir de müdanasız bir kadındı. Yani hiç kimseye eyvallahı yoktu. Evet. Yani dolayısıyla bunu hissettiği için belki de. İyi kurmam lazım diye bir kaygısı yoktu. Hiç kendisi yok. İçin vardı. Evet. Resimlerinde de, hayatında evet, da, ömründe de. Anlamadım.
soru cevap bölümünü de... Kadınlar ön planda değil tabii ki. Şey evet, tabii. Türk sanat tarihine. Erkek yani. Tabii evet. Tabii, yani sanat tarihi zaten daha erkek anlatı. Yani kadınlar ressam olarak... 21. yüzyıla kadar kadınlar ressam olamıyorlar, sadece model olabiliyorlar. Yani böyle Türkiye'nin şimdi 21. yüzyılı demeyelim çünkü 20. yüzyılın sonlarında Tomur Atagök, Hale Arpacıoğlu, Arzu Başaran, İnci Eviner ki daha önce yine çok var. Onun için 21. yüzyıl demeyelim. Ama yine de genel bir erkek son çeyreği. Ama bugün yani evet yani bu çok çok uzun zaman geçerli çeyreği. Bir meseleydi Genco'nun söylediği mesele. Çok uzun zaman kadınlar yani, biraz sanat tarihi anlatısının dışında kalmıştır ama. Şunu söyleyebilirim. Amerika'da kadın sanatçılar bize önem verilmiyor diye. Ben modern sanat tarihi Batı'nın bir oldu bittisidir diye Batılı olmayan sanatçılara verilmeyen önem konusunda 84'te o San Francisco Manifesto'mu yayınladığım zaman, bunun gürültüsü çıktığı zaman, bir yıl sonra da Guerrilla Girls Amerika'da yine kadınlara verilmeyen önem için işte duvar afişleri, bangır bangır ilanlar, gürültüler yaptılar. Yani Amerikan sanat ortamı da aynı benzer hastalıktan muzdaripti. Hatta 20. yüzyılın son 2-10 yılında Amerika'da bu hastalık daha fazla vardı. Yani Türk sanat ortamının kendi küçük dünyasındaki son 20 yıldan bahsediyorum. Kadın oranı Amerika'dan daha fazlaydı. 80 ve 90'larda. İsterseniz soru cevap şeklinde de ilerleyebiliriz. Zamanımız da yavaş yavaş yani burada anlatmak sizin de ekleyecekleriniz çok zor. Varsa. Yani hele böyle bağımsız bir sanatçı olarak böyle beni anlamıyorlar cesur falan derdi. Ama hiç önemsemezdi. Yani anlamıyorlar falan. Yani biz 67-68'de biz Berlin'deydik. Beni ihtisasa götürdü. Ondan sonra oturuyor ve şuradaki resim orada mutfakta çizilmiştir. Oturduğumuz evet. Evin mutfağında. Gece resim yapıyor çünkü. O kırmızı resim. O kırmızı resim. O resim. O benim aşık olduğum ama resim. Ama orada yani müthiş bir eleştiri var. Yani artık şu resim. Dönüşmüş. Bak, dönün, bak. Kadın böcek olmuş. Yani orada Kafka var. Aynen yani varoluşçuluk var. Evet. Ve böyle derdi ki bak derdi. O resim Türk resminin başyapıtlarından biridir o resim. Yani kibrit çöpü gibi bacaklar ve güneşe tırmanıyor. Yani acıdan, işte mağduriyetten, mücadeleden dönüşmüş orada. Fakat güneşe tırmanıyor bak derdi yani o halde. Gene ümit var. Oraya doğru gidiyor. Şöyle bir resim vardı annesinin yaptığı. Annesine böyle çok zor onun büyüğünü de yaptı. Selviliklerde bir kadın dolaşıyor, yemyeşil böyle bir portre. Bu orada bir boya dükkanına gidiyor. Yani resim malzemeleri satılan, tabii orada büyük oluyor resim malzemeleri. Gidiyor, diyor ki burada diyor, hem boya alıyor, burada diyor böyle diyor çok deli bir galeri var mı diyor. Böyle en deli galeri var, kim var diyorlar. Deli galeri var mı diyor. Orada adam diyor ki burada diyor Yuli Hammer diye bir diyor galeri var diyor. Hammer galeri diyor. Onlar çok modern çalışıyorlar diyor. Öyle mi? Nerede? Avrupa Center'ın içinde. Bu gidiyor kendi kendine. Kim diyor Yuli Hammer? İşte şu. Geliyor böyle çok önemli bir şeydi çocuk. Resmi çıkarıyor. Ben diyor böyle resimler yapıyorum diyor. Ne dersiniz diyor. Aman diyor başka resimleriniz var mı? Evet diyor evde var diyor. Görebilir miyim diyor. Ve iki asistanıyla geliyor bize Kurfürstendamm'daki yere. Bu da hazırlıyor. Bunlar falan da var böyle hazırlıyor. Ondan sonra adam geliyor bakıyor. Ben diyor size derhal bir sergi açacağım diyor. Hemen. Ve ilk defa Berlin'de büyük bir sergisi açılıyor. Çünkü Ankara'dan da resimler geliyor. Ve o zaman
gazeteler geliyor filan. Süddeutsche Zeitung geliyor. Böyle bir sayfa röportaj yapıyorlar Semiha'yla. Yani bakın Avrupa anında, anında o ona gönderiyor, ona gönderiyor. Adam kocası er gerçeği 6 ay sonra. Yani bu bahsettiğiniz Elihan kolay olur bir şey zannetmeyin. Çünkü o galerilerin kapısında ilk kez 30 yıldır bekleyen evet. 3000 ressam var. Evet. Evet. Yani burada pek öyle anlaşılmadı. Bu da fazla kendini öne çıkarmadı. Mesela öyle tuhaf bir hayatı vardı ki sen bilirsin Fikret Muhallab'ın ahbabı Paris'te yaşıyor ve tabii çok büyük yoksulluk içinde yaşıyor. Annem her ay hiç aksatmadan yani ölümüne kadar Fikret'in bir kutu yapardı böyle. Kutunun içinde rakı, ondan sonra kaşar peyniri, beyaz peynir, sucuk, ondan sonra pastırma, birinci sigarası ve sakız leblebisi. Bunları hazırlar, gider ulustaki postaneye verir, Paris'e gönderir. Bir yandan da yazar, sakın o rakıyı bir defa da bitirme, işte vicdan azabı duyuyorum, sana zarar verecek diye filan. Sonra bir gün babam dedi ki, bu resimleri yapıyor. Sen de dedi Fikret'e dedi, bir desenini göndersene dedi. Ben de resim. Ama ne diyorsun dedi, o bir dahi dedi, ben kim alıyorum dedi. Ben dedi ne diyeceğim yani ona, bak ben de resim yapıyorum ya, öyle görgüsüz müyüm dedi. Bir tevazılığa bakın. Yani ve Fikret hiç bilmedi Semiha'nın resim yaptığını. Katiyen bilmedi. Bilmeden öldü. Öyle mi? Öyle. Göndermem dedi. Yani ben mesela buna çok, bu detay çok önemli. Ya. Bu detay çok önemli. Ben mesela hiç bilmediğimi bilmiyordum. Ya, öyle dedi. Dedim ya dipsiz kuyu diye her evet, gün yeni evet, bir şey öğreniyorsunuz. Ben dedi, kimim dedi Fikret'e dedi, resim yapıp göndereceğim, ne diyeceğim yani. Ben de bak resim mi yapıyorum diyeceğim. Ayol o bir dahi dedi, ben kim oluyorum dedi. Yani böyle bir tabiatı var. Katiyen. Söylemez. Biraz da çok yönlü sanatçının da şeysi var. Yani çünkü operacı aynı zamanda evet. Ses sanatçısı var. Onunla daha ön planda olduğu için bunu belki daha geri planda görüyor kendisi. Hayır, geri planda görmüyor. Yalnız onda opera önceliği çok öndeydi. Yani operada çok iddialıydı. Hı hı. Çünkü bunun yaratılıştan yüksek dramatik bir sesi var. Yani bunun söylediği operalar, Verdi falan da söylüyor ama mesela Richard Wagner söylüyor, janrı o. Ya da Beethoven söylüyor, janrı o, sesinin şeyi o. Fakat Türkiye'de öyle bir repertuar yok. Yani Ankara Operası, küçük, daha yeni kurulmuş bir opera. Sesler işte orta karar, onun altında falan. Bu eserler konamayınca bu büyük bir mağduriyetin içine düşüyor. Bir de mesela çıktığı zaman hakikaten sesi çok büyük. Derlerdi ki orkestranın önüne geçiyor sesi. Tabii orada kıskançlıklar var, rekabet var falan. Tabii. Onun için az oynadı annem. Az oynadığı için çok büyük bir acı hissettim. Ve o ayrı bir trajedidir yani onun hayatında. Şimdi böyle olunca bu resim meselesini sakladı. Ben dedi bu resmi çıkartırsam, aa işte bak Semiha Hanım resme daldı derler. Ve benim opera sanatçılığımı şey yaparlar. Gölgeler diye. Gölgelerler. İşte bak resme başladı zaten falan. Ve katiyen onun arkadaşı şey vardı, Turgut Sayım. O zaman o da Ankara Operası'nda dekoratördü. Onun şeyden arkadaşı, akademiden. Ve Turgut annemi çok şey yaptı, destekledi. Hatta bu 70'e yüzler falan onların hepsini Turgut operadaki şeyde marangozhanede kestirdi. Anneme hazırlıyordu böyle beyaz o şeyleri. Semihacım baksana yaptım. Semihacım. O büyük 2.20'likleri de kim yapacak onları? Opera atölyesinde yapılıyor onlar. Oraya gidiyor, boyuyor, yapıyor. Ya onları freskler var, opera freskleri. Onları Turgut yaptırıyordu. Ve yani çok büyük bir şey yaptı. Çünkü annem böyle şey yapıyordu, resim defterlerine yapıyordu. Böyle şeyle, mum boyayla. Sonra Turgut buna dedi ki, demiş ki bir gün, işte ben 12 yaşında falan, sen şimdi demiş artık bunları bırak da yağlı boyaya geç demiş. Söyleyen Turgut, sen yağlı boyaya geç demiş. İşte ondan sonra o 70'e yüzler, bunlar falan yapılıp yağlı boyaya geçti annem. Ama hep rahatsız oldu bundan. Yani adı çıkmasın, adı ressama çıkmasın, çıkmasın. Ve ne zamanki emekli oldu, ondan sonra resimlerin hepsini çıkardı. Böyle bir şeydi yani, bu böyle koca bir koleksiyondu. Ve çıkardı ondan sonra resim hikayesi o şekilde başladı.
1972'de evet ve yurt dışında müthiş hemen keşfedildi. Yani yurt dışına çıktığı anda keşfediliyor ama Türkiye sınırına girdiniz mi deli diyorlar. Şimdi yani saçma özellikle ne bu resmi? Ne biçim bu diyor. Mesela Salome'ye bakın ne bu ya böyle aynen. Deli saçması şey olur mu diyor. 86'daki o buluşmamızla diyelim aşağı yukarı diyelim ki bir 18 yıl. Tabii. Bir 18 yıl var. Şimdi o 18 yıla çok şey sığdırdı. Tabii. O, yani o andan itibaren sanat hayatı hızlandı yani görsel sanat hayatı hızlandı evet. Ve çok şey sığdırılabildi 18 yıla. Evet kendini ama, gösterdi yani. Belki işte o buluşma, o sparkle hani Türkçesine etensel kıvılcım. Evet. O kıvılcım olana kadar bir yandan da o opera artık sahneye çıkamama, sahneye evet. Çıkamama ve sahnede performans yapamamak o zaman ben öbür diğer gücümü de gösterme zamanı gibi evet orada şey yaptı. Biraz tatmin orada resmine oldu. Kendi döndü orada sarıldı. Tatmin oldu. Ve o buluşmadan sonra da bu 18 yıl çok yoğun geçti. Evet. Ve daha da geçmeye devam ediyor. Evet. Yani tabii mesela Ferit Edgü ile bir ahbaplığı vardı. O sırada 75 yılında Ferit Edgü işte annemden izin alıyor. Bazı diyaları götürüyor. Bernard Büfe Müzesi'ne götürüyor. Ondan sonra bayılıyor Bernard Büfe. Ve diyor ki ben ölsem de diyor bu müzede Semiha Hanım'ın diyor bir sergisi açılacak diyor. Fakat satın almak istiyor birkaç tanesini. Ferit Bey geldi. Semiha amcim de işte annesinin resmi falan. Vermem dedi. Satmadı. Vermem dedi. Semiha Hanım'ın sağlığında sattığı tek resim Nazım aşkına bir resim. Evet. Değil mi? Hani evet. Yani onun için sattı. Onun şeyi için, vakfı için bir tane sattı. Ve Fikret Mualla da sattı. Ondaki bir Fikretleri de sattı. Verdi. Bir de Celle Hanım'ın resimlerinden sattı. Öyle 5 tane resim sattı. Vakıf için. Yani parası vakfa yani, verilmek için. Evet, yani. Evet. Vakıf öyle için. Yani sattı. Karakteri böyle yani. İstemedi mi de yapmaz. Öyle. Yapmıyor öyle şeyler. Zorla mesela hadi oturayım resim yapayım da filan öyle bir şey yok. İlla ona böyle bir şey olacak ve o oturacak, düşünecek, taşınacak, yapacak onu. Yani ben Bedri'nin boşa gidecek bir şey yapayım filan yok efendim. Ben Bedri'nin Kıvılcım yorumuna bir şey eklemek istiyorum. Yani bence Semiha'da o kıvılcım vardı zaten. Hayır, yani kıvılcım bence kendisine çoktan vardı. Ben o buluşmanın kıvılcımı diyorum. Yoksa Semiha'nın sanatındaki kıvılcım 70, 71, 68, 74 yıllar hatta. Yani bütün şurada artı bütün o gördüğümüz 50-60 yıla hepsinde vardı. Kesinlikle vardı. Benim yani, o dediğim sanatsal kıvılcım değil. Buluşma kıvılcım. Buluşmanın getirdiği keşif kıvılcımı. Yani ben de ekleyeceğim şey şu. Bence o kıvılcım seyircide yeni parlıyor. Yani evet. Seyircinin evet. Seyircide kıvılcımın parlaması için yani veya amiyane tabirle jetonun düşmesi için ve 10 seneler geçmesi gerekebilir. Yani bu normaldir. Tabii doğru. Yani bazen bu süre 100 sene oluyor. Bir takım evet. Heykellerde 1000 seneden bahsedebiliyoruz. Yani toplumun evet. Bir sanatçıyı anlaması yani o düzeye yetişmesi, onu yakalayabilmesi evet. Vakit gerektiriyor. Dolayısıyla Semiha'da parlayan evet. Bir kıvılcım değil, toplumda parlayan bir kıvılcım. Yani toplumun evet. Belli şeyler okuması, işte yurt dışına gidip gelmelerin artması bunlar gerekiyor ki evet. O klik ikisi arasında tabii yansın. Ama abartmayalım, toplumun kıvılcımı daha parlamadı. Canım. Toplumun kıvılcımı çok daha yavaş, geniş ya anlamda. Ya da parlayan kesin değil. Evet. Evet. Ama her zaman o eserlerini de yurt dışında bırakmak hiç istemedi. Yani o memleketine düşkün. Mesela Berlin'de akademiyi bitirmiş. Hemen Viyana Operası istiyor Salome için falan. Bu diyor ki hayır ben anne derdim niye sen kalmadın? Yo derdi. Benim memleketimin bana ihtiyacı var derdi. Orada zaten var derdi. Orada var. Ben olsam ne olacak ama burada yok. O zaman ben burada oturacağım. Yani böyle bir kendi memleketine sadakati vardı. Olsun anlamasın bir gün gelir anlar derdi. Onu anlayan yani, üç kişinin varlığı ve onlarla yetiyordu, diyaloğu ona yeter. Yetiyordu. Üst tarafı kuru kablamalık derdi. Yani o kadar güveniyor kendine. O kadar nerede olduğunu biliyor. Evet. Onun için hiç aldırmazdı. Şimdi bu opera çalışmayı bıraktı. Sesi durdu.
Durdu fakat bir gün bu böyle geldiler. Ben dedi doğu sesini veremiyorum dedi. Şimdi doğu sesi dramatik sopranolar için zor bir çıkış. Bu ona takıyordu. Hatta iki tane tablosu vardır doğu sesi diye. Ben dedi şimdi dedi bir ay çalışacağım dedi. Ama 75 yaşında falan. Bir ay çalışacağım. Ve dedi eğer bu doğu sesini veremezsem öleceğim dedi. Anne niye öleceksin? Yo öleceğim dedi. Ay yapma ayol deli misin sen ne demek? Ben de böyle gerilimli. Bu şimdi her gün çalışıyor. Bir ayı bekliyor. Çalışıyor. Ve bir ay sonunda do sesini verdi. İşte do sesini verdim ölümü yendim. Bahsettiğim olay. Do evet. Sesini verdi. Ondan sonra da yani sonuna kadar ölene kadar her gün o do sesini verdi. Arada giderdim şimdi doğu sesi vereceğiz doğu derdi. Sesini vermeden katiyen o gün geçmez o doğu sesi evet. Verilecek. Ama şimdi şöyle bir şey oldu o doğu sesini veriyor ama o jimnastiği yapıyor mesela hep hazırlıklı. Nitekim işte o 99'daki şeyde çok ünlü bir opera yönetmeni var Robert Wilson. O geliyor bunu bir prodüksiyonu zaten o 3 senedir çalışıyor. O prodüksiyonu alıyor ve orada Wagner söyleyecek. Düşünün 89 yaşında. Ve söylüyor. Diyafram falan sağlam. Ses parlak çıkıyor. Neden? Ve uzanarak çünkü söylüyor. Ve yatakta, evet. New York'ta kıyamet koptu. New York Times falan müthiş yazılar yazdı. Ve düşünün 90 yaşında bu. 89 yaşında. New York'ta Lincoln Center'da oyunun bir yerinde çıkıyor. Bir Richard Wagner söylüyor. Amerika şaşırdı. Neden? Çünkü hep şeyde, antrenmanda. Yani o kadar uzun tutuyor ki orada, burada oynuyor bazen. Müthiş bir diyafram var. Uzun tutuyor böyle. Yani o olmasa mümkün değil. Ve orada do sesini veriyor. Yani böyle bir tabiatı var. Bir şey sorabilir böyle. Miyim? Atatürk'le karşılaşmasının üstünde durmadan bir geçtiniz. Ben merak ettim. Şimdi efendim aklınızdaysa Bedir Bey'den şey, alsam Atatürk'le karşılaşması. Tabii 1934 yılı. Şimdi Atatürk burada bir takım devrimler yapıyor, uygarlaştırıyor. İşte burayı daha çağdaş hale getirecek. Fakat etrafındaki memleketleri de es geçmiyor. Afganistan, Pakistan, İran bunlara çok önem veriyor. Zaten bu Sadabat Paktı'nı kuruyor. O sırada da bu İran Cumhurbaşkanı'nı Türkiye'ye davet ediyor. Şeyhin Şah gelecek. İstiyor ki bunlara öyle bir medeni bir şey göstersin. Ben diyor opera göstereyim. Çünkü operaya çok önem veriyor. Yani opera onun için çok önemli. Çok yani çağdaş bir şey olarak görüyor. Yani medeniyette çok önemli görüyor. Hem polifonik müzik, hem sahne, hem insan sesi falan. Müthiş şey yapıyor ona. Önem veriyor. Ve diyor ki ben buna bir opera göstereceğim. Hemen çağırıyor. O zaman Adnan Saygun yeni gelmiş Paris'ten. Diyor ki ben diyor bir opera istiyorum. Siz diyor bestesini yapın. Ama diyor ben librettoyu ben vereceğim. İşte Münir Hayri Egeli de bunu yazacak. Hakikaten veriyor. Türk-İran şeyi, tarihi üzerine. Yani böyle işte bunlar kardeşmişler Türk-İran falan. Yani o tarihte daha İran'ın nasıl büyük ve tehlikeli olabileceğini görüyor. Yani onlarla bir kardeş böyle bir şeyin üzerine kuruyor. Ve o kadar kısa zamanda hazırlanması lazım ki çünkü geliyor Şeyhin Şah. Ankara'da işte bir Riyaseti Cumhur Orkestrası var. Onun 27'de kurduğu Musiki Muallim Mektebi'nden bir Riyaseti Cumhur çıkıyor. İşte şef var Zeki Bey. Fakat başrolleri İstanbul'dan getirtecekler. Yani opera yok çünkü. İşte annem, Nimet Vahit Hanım, Taşkıran bunlar üç profesyonel Ankara'ya gidecekler. Geliyorlar Ankara'ya. Annem de Ayşim rolünü oynuyor. İşte yani Kurtuluş Savaşı ile ilgili bir şey ve sonunda işte Cumhuriyet kuruluyor. Lozan anlaşması oluyor. Yaşasın Lozan falan gibi de bitiyor. Tabii provalar yapılıyor ama o kadar kısa zaman ki provaların zamanı. Yani mesela gece sabaha kadar Adnan Saygun yazıyor, sabah provaya giriyorlar. Öyle bir şey. Sonra bir akşam deniliyor ki işte Atatürk Çankaya davet ediyor artistleri. Solistleri yani.
Ondan sonra bunlar da bir heyecan, araba geliyor, bunlar Çankaya'ya çıkıyorlar. Ondan sonra operada 19 Haziran'da oynanacak. Ve Atatürk genel proveye geliyor, bunları izliyor. İzliyor, onun üzerine davet ediyor. İşte gidiyorlar falan, oturuyorlar, Afet Hanım falan var. Bir ara Atatürk diyor ki, bize diyor bir şey söyleyin diyor Semiha'ya. Bir diyor işte Özsoy'dan şarkınızı söyleyin diyor. Şimdi Semiha kurnaz. Şimdi oradaki şarkıda sesini gösteremeyecek bu biliyor. Efendim ben diyor onu diyor söylemeyeyim de size diyor Madame Butterfly operasından söyleyeyim diyor. İşte şaşırıyor Atatürk, bir Türk kızı Madame Butterfly söyleyecek. Buyurun diyor. Hocası Nimet Vahit hemen piyanoya geçiyor. Atatürk de merakla geliyor piyanonun yanına. Böyle kollarını kavuşturuyor. Hemen diyor şeyi getirin diyor. Ses alma makinesini getirin diyor. Ses alma makinesi de geliyor. Semiha artık tam kendini gösterici yer. Ondan sonra başlıyor. Madame Butterfly'e söylemiyor artık. Tizi tutuyor falan Atatürk. Okay diyor. Ve hemen diyor Avrupa'ya gönderilsin diyor. Semiha için. Yani kendini nasıl prezente ediyor? 36 yılında Berlin'e yüksek ihtisas için gönderilmesi. Ondan sonra Berlin'e gidecek bu. Sonra annem ertesi gün Şükrü Kaya'ya gidiyor. Efendim diyor işte diyor Gazi Hazretleri diyor emir buyurdular. Şükrü Kaya hiç cevap vermiyor. Tutuyor böyle. Bir daha söylüyor annem. Efendim diyor dün emir buyurdular falan. Hiç gene yok. Bir daha söylüyor. Baktı hiçbir cevap yok. Çıkıyor gidiyor. Fakat tabii bu şeydeki... Çünkü onlar da operadan anlamıyorlar. Yani opera çok zor bir şey. Yani bugün de hiç görüyor musunuz? Bir devlet erkanı gitsin bir operaya falan. Bugün. Oradan bugüne. Oradan bugün. Bugüne. Ve hiçbir zaman. Hiçbir zaman. Onun için opera meselesi çok önemli Atatürk için. Derken Atatürk bu Hitler faşizminden bazı bilim adamlarını çağırıyor. Özellikle İstanbul Üniversitesi'ne falan. Ve Ankara'da konservatuvarı kurmuş. Onların başına getiriyor bunları. İşte Karl Ebertler, Paul Hindemithler falan. Ve diyor ki ben bir sınav açacağım. Yurt dışına opera göndereceğim. Operacı göndereceğim. O sınava giriyor Semiha 36'da. Ve kazanıyor o sınavı. Berlin Yüksek Müzik Akademisi'ne gidiyor. Berlin'e gidiyor. Ve bunu şu an bölümüne almıyorlar. Çünkü gelişmiş. 3 yıllık opera tahsilini alıyorlar. Onun için 3 yılda birincilikle bitiriyor operayı. Ve işte o söylediğim hani operanın hocasıyla çalışıp Ariadne rolünü oynuyor. O sırada aman diyorlar illaki siz istiyoruz. Yok diyor ben memleketime döneceğim diyor. Yıl 1939-40. Ve geliyor burada ilk Richard Wagner konserini veriyor Ankara'da. Ankara nereden bilecek Richard Wagner'i? Ama yani İşte orkestrayla veriyor Cemal Bey falan tabii. Cemal Bey millet şaşırıyor. Ve diyor, Karl Ebert nihayet operaya başlayabilirim diyor. İşte ne olsun ne olsun, Tosca olsun. Pekala. Fakat bu arada da Nazım'a gidip geliyor Çankırı'ya. Gidiyor Nazım'a diyor ki, Tosca'yı ben oynayacağım diyor. Ama diyor siz diyor tercümesini yapın diyor. Nazım'a da para kazandıracak hapiste. Peki diyor Nazım, yaparım diyor. Ve o Tosca'nın tercümesini Nazım'a yaptırıyor. Ondan sonra onu oynuyor 1941'de. 41 Toskası çok meşhurdur. Onu oynuyor ve Ankara Operası o şekilde başlamış oluyor. Yani profesyonel bir artistle başlamış oluyor. Şimdi Atatürk 34'te bunu oynatıyor, İran Şahı'na gösteriyor. Ve büyük bir şey, haz duyuyor bundan. Yani medarı iftarı, bak benim memleketimde opera var demek için bunu oynatıyor. Ve İran Şah'a da gidiyor, kendi memleketinde şey yapıyor, orkestra kuruyor ve opera kuruyor İran Şah'ı. İşte bu 19 Haziran meselesini annem çok büyük bir heyecanla böyle anlatırdı. Yani kimse çünkü bu ilk operayı falan tarihte dinlemiyor, üstünden geçiyor falan. Annem her seferinde, her televizyon programında, her şey, bunun tarihini ortaya çıkardı, bu 19 Haziran'ı ortaya çıkardı. Bir de büyük bir fresk yaptı 19 Haziran. Şahane bir fresk. Böyle 2.20'lik. Hep de evde 19 Haziran'da davet verirdi. Evet, böyle en yakın işte Bedir'in falan gibi en yakın güvendiği
Yani onu anlayanlar gibi davet eder, kendisi tuvalet giyer. Bu gün sadece şampanya içilir. Şampanya ikram edilir. Ve şarkı söyler. O gün için, yani 19 Haziran için. Şimdi işte bizim de bir vakfımız var, Semih Abergüs Opera Vakfı. Onun hayatında yaşadığı zaman şey oldu. Ve biz de onu kaybettikten sonra bugüne kadar her 19 Haziran'da bir şey yapıyoruz, kutlama yapıyoruz 19 Haziran'ı. İşte önce Dolmabahçe Sarayı'nda yaptık filan. Şimdi şu anda birkaç senedir Süreyya Operası'nda yapıyoruz. İşte bu olayı anlatıyoruz. Aynı zamanda operadan, İstanbul Operası'ndan aryalar söylüyorlar. İşte bizim eş başkanımızda Profesör Mesut İktu tabii, o da operacı. O da annemin çok sevdiği, çok sevdiği bir opera artistiydi. Ve biz 7-8 senedir opera ödülleri de veriyoruz. Yani bir komisyonda bizim Türkiye'de oynanan oyunlardan işte yönetmen, soprano, işte şey tenor, yani erkek opera artisti, onur ödülleri koyuyoruz. Bayağı bugüne kadar biz yani 50-60 kişiye opera ödülleri verdik. Tabii o ödüllerden sonra müthiş güzel konser oluyor. Mesela bunların içinde yurt dışında çalışanlar var. İşte Viyana Operası'nda, Berlin Operası'nda, Scala'da, Metropolitan'da. Onlara da veriyoruz. Onlar geliyorlar. Hepsi ödüllerini alıyorlar. Konsere katılıyorlar. Ve her 19 Haziran biz böyle bir opera ödülü veriyoruz Atatürk adına. Evet, yani ilk operanın oynanışı Atatürk adına veriliyordu. Aklınızda olsun. Bir sene de Süreyya Operası'nda var gene 19 Haziran'da. Yani durumunuz müsait olursa programınız, sizi de bekleriz. Evet, başka sormak istediğiniz sorunuz var mı? Var. Başka, yavaş yavaş. Sorulara cevap vereyim. Demek her şeyi anlatmışsın. Yok, her şey mümkün değil dediğiniz gibi. Kesinlikle dediğiniz, evet. Bir kuyu ve ben her röportajda onu söylüyorum. Yani yaşamına sığmamış, evet. Bir kadın sığmıyor, diyorum. Sığmıyor, çok hatıra var. O şekilde tanımlıyorum çok ben de. O yüzden bir konuşmaya sığabiliyor olması, evet, mümkün tabii. Değil zaten. Şimdi biz şeye gittik, ya da bir kitaba sığabiliyor olması da mümkün değil. Bir sergiye, evet. Aynı şekilde. Şimdi biz İspanya'dayız. Bu işte oyun şeye gitti. İspanya'ya gitti ve işte şeydeyiz, hem Madrid'e gittik hem şeye, Barcelona'ya. Şimdi Barcelona'ya gittik, bu küratörünü istiyor Rosa Martinez'i. Rosa Martinez'i aradım, ben dedi bir gün için buradayım Zeliha dedi. Kadın yaz tatiline gitmiş, hemen geliyorum dedi, akşamına geldi. Ertesi gün bu dedi ki ben dedi şeye gideceğim dedi, modern müziğe gideceğim dedi, Guggenheim'a. Semiha. Yani kaç yaşında? O sıcak. Allah'ım diyorum. Yani kadın diyorum bir hastalansa ben bunu nereye götüreceğim? Neyse Guggenheim. Ben dedi erotik müziğe gideceğim. Anne saçmalama, ne erotik müziği? Yoo dedi. Ben erotik müziği görmeden buradan buraya gitmem dedi. Şimdi yürüyor. Önümden yürüyor böyle. Yürüyor yani. Sen gelirsen gel diyor bana. Şimdi bir caddeye çıktı. Cadde böyle kilometrelerce. Git dedi, sor dedi, erotik mi? Anne dedim, burası kilometrelerce. Yani nasıl, ve vasıta yok, alışveriş caddesi. İmkan yok, nasıl? Hayır efendim, ben dedi göreceğim. Gittim polise, erotik mi? Adam dedi ki, kalk karşımıza dedi bana. Nasıl sinirim bozuldu. Yani önüne de çıkarıyor her şeyi. Ondan sonra geldim, neredeymiş dedi. Çok uzaktaymış dedim. Hadi hadi dedim, bak karşını gördün mü bak dedi. Sorunca insan buluyor dedi. Bu sefer gittik müziğe, dediler ki bunun şeyi yok, asansörü. Çıkacaksınız, çıkamaz bu. Oradan bir adam dedi, yok dedi, bu binanın arkasında yük asansörü var, ben size onlar çıkarayım dedi. En sonunda tepeye çıktık. Çok güzel böyle ufacık bir müze. Onun çok güzel bir balkonu var, terası var. Fakat bütün Çinliler böyle terasta, çok hoşuna gitti bunun. Böyle Endülüs. Bir de havuz var. Ha dedi, ben burada dedi Salome yaparım dedi. Salome yap dedim. Çok iyi olur dedim.
Şimdi merdivenleri iniyoruz. Nasıl meraklı bakıyor her şeye. Nasıl o Markit Özat'ın, bak görüyor musun Markit Özat'ı falan diyor. Oradan indik aşağıya. Geldik. Rosa Martinez geldi. Rosa dedi, ben dedi bu erotik müzede Salome yapacağım dedi. Aman hemen Semiha dedi. Hemen dedi. Oradan ben dedi şeye gideceğim dedi. Onsa Dali'nin müzesine dedi. Dali'nin müzesi şehrin dışında bir yerde. Hadi nasıl gidiliyor? Trenle gidiliyor. Bindik trene, oradan gittik 1,5 saat. Figuera, Figuera'da indik. Hemen bir araba bulduk. Dali'nin müzesini gördü. Bayıldı. Bak dedi, gördün mü dedi. Benim de müzem olsa ben de bunun gibi boyarım dedi. Her tarafını boyarım dedi. Gezdik Dali'nin müzesini. Oradan ben dedi bunun evine de gideceğim dedi. Peki, bindik arabaya. 1 saat gidiliyor. Ondan sonra evine gitti. Küçücük böyle balıkçı evlerinden yapılmış. İçeri girecek. Nasıl sıcak hava. Kapı böyle. Gittim kadına dedim ki bunu öne alır mısınız? Tamam onu alalım dedi ama sizi alamayız. Tamam dedim, beni almayın. Ondan sonra aldılar Semiha'yı tabii. Orada kültür var. Koluna girip gezdiriyor. Bizde öyle bana ne hanım girersen gir der. Orası öyle değil. Neyse bu içeriden böyle bir yarım saat sonra falan çıktı. Ki benim annem beni hiç böyle görmem. Böyle geldi. Gözünde yaş. Ben sana bir şey söyleyeyim dedi. Bu en büyüğü dedi. Ne Picasso ne bir şey. Bu en büyük bu dedi. En büyük bu işte dedi. Sonra biz oradan o sıcakta geriye döndük filan. Bu ölmeden geldik yani. Yani o kadar büyük sorumluluk ki yanınızda kaç yaşında insan kalp ameliyatı olmuş. Durmuyor yerinde. Durmuyor. Anne bırak, hayır diyor, gideceğim diyor. Yani inanılmaz bir şey. Böyle bir kadın. Zeliha Hanım şey de ilginç olabilir arkadaşlar. Aynen. Beethoven'ın kalbini ziyaret. O müthiş bir şey. Yani o çok sinema evet. Bir şey yani. Kitaptaki şey, tekst yazınızda da evet, onu belirtmiştik. Evet o müthiş bir şey. Şimdi biz... Yani annemin ölümünden 6-7 ay evvel işte Viyana'ya gittik. Viyana'da bu performans yapacak. Müthiş bir performans festivali var. İşte Semiha'yı davet ettiler. Bu Salome yapacak. İstanbul Operası'ndan piyanist götürdük yanımıza. Bir Rus piyanist. Ondan sonra gittik. Bu 2 gün üst üste Salome yaptı. Artı Viyana'da operacılar, yönetmenler falan hayretler içinde böyle. Söylüyor çünkü canı çok zor. Ölüm aryasını söylüyor ki çok zor. Ama bilmiyorlar ki bu evde her gün söylüyor onu. Her gün söylediği için söyleyebiliyor orada. Yoksa böyle bir şey söylemesi mümkün değil. Şimdi bu gitmeden evvel ben dedi şey yapacağım dedi. Bu Yuhanna'yı çizeceğim dedi. İyi hadi çiz. 6 metre bir çarşaf. 8'dir o. Belki tek Yuhanna değil mi? Tek Yuhanna. Tek o da operanın boyahanesine bunu germişler böyle önceden. Onun üstüne de dekorcular gayet güzel böyle beyaz bir şey geçmişler, astar. Bu bir geldi. Ben dedi resim yapmıyorum ki dedi. Çarşaf üzerine yapıyorum. Bu olmuş dedi, tuval dedi. Kaldır onu dedi, ben bunu istemiyorum. Ne yapacağız? Git dedi bana çabuk dedi şey al dedi. Tamam peki, koca koca ben Sümer Bank'a gene kestirdim. Getirdim. Bu sefer dedi ki bu ütülenecek dedi. Pekala. Ütüsünü şeyde yapıyorlar, kostüm atölyesinde orada büyük ütü şeyle. Bu da iniyor aşağıya. Kıl kadar burada diyor bir şey olmayacak, başında duruyor. Ütületiyor, geriyor onları. Siyah boya istiyorum, siyah boya geliyor. Koca bir tahta, sopa, ucuna şeyi bağlıyor. İşte büyük fırçayı bağlıyor. Ona batırıyor, onun üstüne çıkıyor. Bütün şeyler de, dekoratörler de yukarıya toplanmışlar. Bakıyorlar şimdi bu koca şeyi nasıl çizecek Semiha Hanım yani koca şey. Bu üstüne çıkıyor, öyle yarım saatte çiziyor. Proporsiyon, ifade hepsi tamam, Yuhanna. Bir çarşaf resimimiz daha var. Bir de Yuhanna'nın kafası var, böyle kesilmiş. Biz bunları alıyoruz, gidiyoruz Viyana'ya. Viyana'da ben tabii asıyorum yukarıdan, Sofida'dan bunları. Buhurdanlar var, yatak var filan. Bir alem dekoru da yapıyoruz. Piyanist de piyanonun başına geçiyor. Neyse prova murova. Bu oynadı. Fakat orada Zamluk Esil diye bir modern müze var. Çok modern bir koleksiyon. Onlar da ertesi gün bir yemek verdiler Semiha için. Şimdi orada da sen bilirsin o bir ressam var. Hani hep böyle kanlı şeyler. Fitch. Herman Nietzsche.
Onun sergisini açacaklarmış. Yani daha kurulmuş, ertesi gün açılacak sergi. Şimdi yemek memek yendi. Sonra da dedi ki şeyin sahibi, küratör var Harald Seyman. Bir sergiyi size gezdirelim dediler. Peki dedi bu. Gece özel açıldı ışıklar mışıklar. Bakıyor şimdi bu böyle duvarlardan kanlar böyle. Adam dedi ki, Frau Bergsoy sizden bir şey rica edebilir miyim? Ben dedi buraya kuyruklu piyano getirsem, siz Salome'yi burada yapar mısınız dedi. Yani bu atmosferin içine çok yakışır dedi Salome. Yapar mısınız dedi. Durdu böyle. Yapamam dedi. Sanatçı istemez böyle bir şey. Bu onun sergisi dedi. Şimdi başkası olsa hemen yaparım der. Çünkü yapsa ertesi gün basın masın. Yok dedi. Sanatçı istemez böyle bir şey dedi. İstemez dedi. Öne çıkacak. Evet. Yapmam dedi. Bu onun sergisi dedi. Sonra ertesi gün dediler ki nereye gitmek istiyorsunuz? Ben dedi Beethoven'un mezarına gitmek istiyorum dedi. Peki araba geldi. Biz mezarlığa gittik. Şimdi bu diyor ki bana biz diyor arabayla gitmeyeceğiz diyor Beethoven'un mezarına diyor. Yürüyerek diyor. Anne diyorum nasıl yürüyeceksin sen? Yanımızda da bir asistan kız var. Yürürüm efendim sana ne diyor bana? Pekala dedim yürü o zaman dedim. Böyle Kanadiyenle yürüyor. Neresi dedi? İşte burası dedi kız. Şimdi böyle bir şey var, alan var. Alanın ortasında Mozart için büyük bir monument koymuşlar. Mozart mezarı belliydi ya, ona böyle koymuşlar. Etrafında Strauss'lar, işte şey var, Brahms var, Schumann var falan. Şu köşede de Beethoven'un mezarı var. Beethoven mezarının da üzerinde böyle taşın üstünde ortada bir arı, yuvarlak bir yılan duruyor. Çok enteresan yani. Bir yılan duruyor. Ondan sonra bu birdenbire bizi bıraktı. Otelden de böyle Japon kamışları almış eline. Öne doğru gitti. O kamışları toprağa böyle soktu. Kanadiyeni falan bıraktı. Birdenbire böyle bir duruş yaptı kendine. Başladı Beethoven'un ölüye karşı, ölüye adanmak üzere bir lidini söylemeye başladı. Hiç duymadım ben onu ondan yani. Bir lied söyledi. Onun arkasından yine küçük bir lied söyledi Beethoven'dan. Arkasından Fidelio operasından, meşhur Fidelio'nun Abscheulicher aryasına başlamasını. Çınlıyor mezarlık. Baştan sona aryayı söylüyor meşhur. Tabii diyafram filan sağlam söylüyor bu doyumuyu veriyor. Şaşılacak bir şey bitirdi böyle ihtiramla. Sonra geri geri geldi, aldı Kanadiyeni. Hadi şimdi artık gidelim dedi. İşte ondan da 6 ay sonra da öldü zaten. Ya. O müthiş bir sahneydi yani. Evet. Müthiş bir sahne. Şimdi bu erotik müzik konusunda benim ekleyeceğim şey şu. onda da belki hepsini eklemeyeceğim. Bir tek kısa şunu söyleyeceğim. Cinsellik ve genel olarak erotizm, seduction, Türkçesini baştan çıkarma tam değil. Cazibe, romantizm, cinsellik ve birleşme anı. Bunlar çok önemliydi Semiha için. Yani bunlar hani insan varlığının en önemli, en derin, en iz bırakan unsurlarıydı onun için. Onun için yani orada yani erotik müzeyi de gören her müzeyi de görmüş olayım gibi bir şey değil. Sanatı ve hayatını birleştiren bir insan olarak cinselliği de çok yaşamsal ve sanatsal önem veren bir insan olarak o merakı doğal kimliğinin bir parçası. Evet mesela bu resimde ay ışığında aşk mesela bu. Bu da öyle bir birleşme var orada ama işte çok farklı daha yani mucizevi, daha ulvi, daha ilahi bir şey. Yani erotizmi evet. istiyor ama onda ilahi bir şey
kabul ediyor erotizmde. Tabiatın verdiği ilahi bir şey, duygu. Zeliha, sizin az önce konuşurken dediğiniz gibi hep iki uçlardaydı. O ikili ben de hep çalışıyorken hissettim. Hmm. Yani aynı zaman, aynı anda hem muhafazakar öyle, hem son derece çağdaş, evet, ve açık. Evet. Ama aynı zamanda hem çocuksu hem dişil bir tarafı, evet, mutlaka var. Bu, bu ikilikler aslında onu bütünleyen bir şey haline gelmiş. Evet. Hem sanatında da, yaşamında da. Yani hem aynı, hem uysal ama bir yandan çok daha sert bir tarafı da var. Evet. Ve bu ikilikler Semih Berksoy'un belki de hem yaşamını hem sanatını birleştirebilmesinde de çok önemli olmuş diyorum. Evet. Giyiminde de öyle, kendi hayal eder. Ona göre önce derdi hayal edeceksin derdi. Evet. Nasıl giyineceksen. Sonra ona göre derdi uyduracaksın derdi. Moda zaten uydurmadır derdi. Modayı uyduracaksın. Giyimle ben bir şey anlatayım, hatırlayacaksınız. Hı. Şeye gidiyordunuz galiba, manifestoya mı gidiyordunuz, hı, şeye? Sergisi olacaktı sanıyorum. Zeliha Hanım da çok şık bir döpiye salmış şeye, Semiha Hanım'a. Evet. Hani gittiğinde bunu giy. Aklı başında bir şey giy. Pahalı da bir şey yani, hani iyi de bir mağazadan almış. İşte üstüne de ben geldiydim galiba. Bana çok bunu, ağır konuşmuş olabilir. Bana yana yakıla anlattı. Hani çok güzel bir elbise ama evladım bu benim kıyafetim değil dedi. Evet. Sonra bana orada küçük bir defile yapmıştı. Evet. Zeliha bunları almış ama ben onları giymeyeceğim, ben bunları giyeceğim. Bunlar ala Semiha çünkü. Ala Semiha. Demişti ve o, evet, rengarenk kendi diktiği, kendi oluşturduğu elbiseler ve hala işte internette falan da bazen o fotoğraflar rastlaşırız. Tabii. O benim çok hoşuma gitmişti. Yani o döpiyesi giymiyor. Giymiyor. Kendini, bu böyle o Ala Semiha'yı. Çünkü Semih, o kendini var etmiş. Başka bir kılığa girmek, evet, istemiyor. Şimdi, bu kılığı yaratmak isteyen o, kızı bile olsa. Hasta. Tabii tabii, hiç beğenmiyor. Şimdi şeyde, hastanede yatıyor Semiha Hanım, ameliyat olacak. Florence Nightingale'de bana dedi ki, sen dedi git bana dedi. Şöyle ipek mipek bir dedi şey al dedi. Böyle işte hem sabahlı olacak hem içinde pijaması. İyi peki dedim, hakikaten ben buna böyle gayet hoş, böyle bej roze güzel bir takım aldım. Beyaza yakın. Getirdim. Bu ne bu dedi. İyi ya işte dedim, bak bu dedi kefen gibi bir şey, ben bunu giyer miyim dedi. Ne alacağım sana dedim. Siyah dantelli alacaksın dedim. Öyle mi dedim, peki dedim. Gittim Beşiktaş'a, gayet böyle alelade ucuz bir dükkandan aldım. Böyle ah dedi, bak işte bu güzel dedi. Şimdi bunu giydi. Fakat şimdi 3 ay falan yattık. 2 ay zaten ameliyat edemediler. Öylesine yattı. Şimdi bu giderek bana evdeki ne kadar tuvalet varsa hepsini getirtiyor. O tuvaleti de getir, öbür lame ayakkabıyı da getir, onu da getir, bunu da getir, onu da... Yani dolabın içi bir şey, kostüm dolabı haline geldi. Hastanedeyiz. Sabah şimdi saç maç da yapılır her dakika. Saçlar yapılı. Yatak kapalı. Katiyen yatağın içine girmiyor. O gün hangi tuvaleti giyecekse o giyiliyor. Ayakta ayakkabılar, küpeler, boncuklar hepsi var. Bir yandan da buradan hortumlar var. Oksijen veriyorlar. Bir de o var tabii. Benim bir otrişim vardı, onu da istedi, getir dedi. O otriş de yastığın üstüne konuyor. Yani böyle bir manzaradayız biz. Ya diyorum, niye yapıyorsun bunu? Pür market. Ya dedi, beni dedi öyle yaşlı görecekler. Ne olacak ki bu koca karı? Biz bunun nesine ameliyat edeceğiz. Gebersin gitsin diyecekler. Ben dedi böyle yapayım ki dedi, aa bunda daha hayat var. Bu yaşamak istiyor diye dedi, baksın doktorlar bana dedi. Şimdi tabii böyle olunca bütün doktorlar bunun odasında. Gelen geçen, gelen geçen. Orada evet, bu. Doktoruyla aramda rekabet vardı. Evet, o, onda da bir aşk yükseldi. Bir tanesi de, ama orada çıkar vardı ameliyat edildi. Evet ama orada var. O yüzden mazur gördüm o dedikoduları. Evet. Şimdi böyle gece olur saat 11 falan. Bakarım Bingür Bey gelir. Bingür, evet, Sönmez. Ameliyattan çıkmış gelir. Semih Hanım nasılsınız? Bu öyle kutu bebi gibi bekliyor. Anne hadi çıkar şunları falan. Onlar çıkar yatılır. Sabah erkenden. Hemen makyaj, giyim, onu getir.
Derken bir arada ki sen dedi yağlı boya resimleri de getir. Anne ne yapıyorsun dedi. Getir efendim getir diyor bana. Getir. Ya diyorum hastaneye nasıl sokacağım ben. Sar getir diyor. 2-3 tane de yağlı boya ben evet, sararak ben getirdim. Onları da karşısına koydu. Yani orası böyle ala Semiha bir oda oldu. Kadar çok sevdiğini gösteriyor. Yani libidosu yüksek bir kadın. Çok. Mesela dolayısıyla da naylon çoraplar, dantel evet. Çorap. Ondan sonra bir tane resim var, puantiye giymiş. Puantiye yani böyle çorap. Bir ses. Lacivert ve puantiyeler. Kollar buraya kadar açık. Göğüs yani öyle açık bir ses değil. Çıkartıyor omuzlar ki. Açık, omuzlarını beğeniyor. Bir şekilde hani bu sesin muadili yok. Dolayısıyla tabii. Böyle bir hayatın da muadili olmuyor. Olmuyor, evet. Aslında biraz hani beden disiplinine de borçlu herhalde. Evet. Sesine bir defa tutkulu. Çok aşık. Çok teşekkürler. Çok güzeldi. Biz teşekkür ederiz. Biz de size teşekkür ederiz. Geldiniz. Çok mersi. Sağ olun. Allah bu kitaba bak.